Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Nereden diliyorum? Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın mutfağından. Bugün çok değerli konuklarım var. Aslında bugün çok kıymetli, çok değerli belediye başkan yardımcımız Nazif Bilgin oldu. Hocam da, başkanım da bizimle birlikte olacaktı. Benim için çok değerli bir insandır keza kendisi. Ama işlerinin yoğunluğundan dolayı bizi, değil mi? Gelemedi ama çok ince, çok kibar bir insan. Müsaadesini de istedi bizden, sağ olsun. Tabii ki iş öncelik, değil mi? Tabii. Bu da bir iş sayılır tabii ki. Elazığ'ımızın tanıtımı adına güzel şeyler yapılıyor. Bu projeler yapılıyor. O projelerden birisi de yine Sanat Akademisi. Evet. Daha önce de konuk ettiğim çok değerli İbrahim Polat kardeşim. Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi senaristlerinden. Yine Mehmet Yılmaz Atilla kardeşim, görüntü yönetmeni, bu projeyi yöneten çok değerli kardeşlerim. Daha önce de konuk olmuşlardı. Güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Tabii bu süreçte neler yaşadık? Projeler devam ediyor mu? Ne aşamada ve neler yapılacak? Onları konuşacağız değerli kardeşlerimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İbrahim, Mehmet kardeşim, Yılmaz kardeşim. Gerçekten güzel şeyler, güzel projeler var. Değil mi? İnşallah. Evet. İnşallah konuşacağız. Ama bir de yemeğimiz var. Aynen. Yılmaz böyle yemek deyince bir gözüm parladı yine. Vallahi hocam biliyorsunuz ben, yani. Seni en iyi anlayan ben. Biz daha önceki iki programda yemeğe kalamamıştık. Kalamamıştınız evet. Şimdi ilk kez kalacağız. İşte kalacağız, değil mi? Evet. Ben de aslında değerli başkanımı da düşünerek daha önce geleceğini bilerek bir o kuru fasulyeyi çok severdi. Daha önce kuru fasulye yapmıştım. Bu defa kuru fasulye yapmayayım dedim. Bu defa dolma yapayım dedim. Nasip sizeymiş. Evet, İnşallah. Şanslıydı. Efendim bir etli dolmamız var bugün. Güzel etli güzel bir biber dolması yapacağız. Bir de bilenler bilir kuru cacık. Hiç yediniz mi? Susuz. Aynen. Böyle süzme evet, yoğurtla. Evet, benim evet, çok hoşuma gidiyor. Biraz meze gibi tabii ama çok güzel bir kuru cacık. Dilerseniz şöyle malzemelerimizi görelim. Bakalım hangi malzemelerle yapılacakmış. Yapacakmışız. Akabinde de hem yemeğimize hem sohbetimize başlayalım. Bakalım projelerde neler var. Önümüzdeki sezon neler göreceğiz. Değil mi? Evet. Şöyle malzeme listemiz ekranımızda. Hemen ben de nacizane onları bir okuyayım. Efendim. Etli biber dolmamızın malzemeleri. 300 gram kıymamız var değerli izleyenler. 12-14 adet arası dolmalık biber. 1 baş soğan. 2 su bardağı pirinç. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, domates rendesi, maydanoz, 2 diş sarımsak, 2 adet domates, sıvı yağ, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuz kullanacağız etli biber dolmamızda. Bir diğer menümüz, dolmanın yine yanına yakışacağını düşündüğüm kuru cacık. Evet, 500 mililitre yani yarım litre süzme yoğurt, 2 adet salatalık, 1 tutam dereotu, kuru nane, 3 diş sarımsak, zeytinyağı ve tuz kullanacağız kuru cacığımızda. Evet. Kardeş, şimdi ne yapıyoruz? Sanat konuşun benimle. Sanat öncelikle, deyince akan sular bende durur. Evet. Öncelikle şöyle diyelim. Daha önceki programlarda Elazığ Belediyesi Sinema Akademisi olarak buradaydık. Evet, artık Elazığ Belediyesi biraz Sanat Akademisi. Biraz boyut değiştirdi. Daha açıldı. Kapsamımız tam artık. Kapsam açıldı. Evet. Çok da güzel oldu bence. Çünkü evet Sinema Akademisi'ydi ama siz projenin içerisinde tiyatroyu da katmıştınız. Evet. Yani sinemanın temeli tiyatro mantığıyla, oyunculuk mantığıyla yaklaşmıştınız. Çok da güzel yaklaşmıştınız. Bunu niye geniş bakmayalım dediniz diye düşünüyorum. Değil mi? Aynen. Evet, buyurun dinliyorum sizi. Sizi anlatırken siz ben de yemeğe başlayayım. Tamam. Ya siz de katılmıştınız hatta birkaç evet, dersine. Evet, provalara katıldık. Okuma provamızda vardınız yine. Bir tiyatro çalışması. Çok hoşuma gitmişti açıkçası. Biz de aslında birazcık sinema üretirken tiyatro da yazdırmaya başladık. Ben senaryo dersinde ben anlattığım için. Evet. Yazılan tiyatro eserlerinden de güzel şeyler çıkınca ya bunu bir program halinde aylık periyotlarla oynayabilir miyiz dedik. 2+2=5 diye bir programımız vardı. İnşallah bu yıl her ay bir tane oynamak gibi planımız var. Yeni skeçler, yeni kısa filmlerle birlikte. Orada evet tiyatronun ismi sadece sinema olunca tiyatro biraz üvey evlat gibi kalmıştı.
Evet. Yine belgesel işlerimiz var. Belgeseller de tam kapsamıyordu. Buna binaen ismimizi Sanat Akademisi yapalım dedik. Hem zaten genişlettiğimiz o çerçeve isme de yansıtmış olalım dedik. Şimdi Sanat Akademisi, Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi adı altında evet. Yine eğitimlerimize başlıyoruz. Şimdi elbette ki yine tiyatro ve sinema var. Ama kapsamı ne olacak? Yani her ikiniz de ben ortaya atıyorum hanginiz cevap verirseniz. Yani sohbet ediyoruz mahiyetinde. Aynen öyle, aynen. Ya hocam şöyle, şimdi kapsamı bizim daha önce bir proje bazlı başladığımız için o projenin bazı sınırlılıkları vardı. Biz bu sınırlılıkları aşmak adına kendi zamanımızdan feragat ederek bir B takımı oluşturmuştuk. Projenin kendi A takımının yanı sıra. Artık tamamen belediye uhdesine geçtiği için bu proje. Biz bu sınırlılıkları da kaldırdık. Daha önce 18 ve 40 yaş arası bir zorunluluk vardı. İşte 18-40 yaş. Evet. Sigortalı bir işte çalışmama gibi bir durum vardı. Biz bu sınırlılıkları B takımıyla ortadan kaldırmıştık. Bu kez herhangi bir sınırlılık koymadık. 8 yaşından büyük herkes başvurabilir. Hatta bir tane 8-15 yaş arasında bir çocuk sınıfı ayrıca yapacağız. Yetişkinler için de yine 15 yaş üstü herhangi bir sınırlılık duymadan. Bir işte çalışıyor olabilir ki zaten bizim geçen dönemde de öğretmen de vardı, gardiyan da vardı çalışanlarımız arasında. Evet siz de gördünüz birçoğunu. Özellikle yaş skalamız hani 14 ile 45 arasında değişiyordu. Şu anda zaten en baştan bütün başvuruları kabul ettik, değerlendirmeye alacağız. Evet. Bu sefer biraz daha farklı bir yöntem izleyeceğiz. Geçen sefer biraz daha akademi usulü devam etmiştik. Yani şöyle piyasadaki akademiler gibi önce eğitimleri vermiştik. Sonra evet. Biz o akademilerin aksine onlardan farklı olarak uygulamalar yapmıştık. Fakat malum bir deprem felaketi yaşadık. Biz de bu sefer farklı bir yöntem izleyelim dedik. Bir aylık temel eğitimin ardından 6 aylık periyotlarla artık senede 2 grup öğrenci alacağız. Ve 1 aylık temel eğitimin ardından daha sonra 5 ay boyunca uygulama içinde eğitime geçtik. Herkes bölümlerine ayrılacak ve işte oyunculuk eğitimi zaten sahnelenen bir oyuna hazırlanırken ve çekilen kısa filmlerin setinde öğretilmeye başlanacak. İşte set eğitimi, görüntü yönetmenliği, ışık, kamera, ses teknisyenliği gibi dersler çekilen kısa filmlerin setlerinde devam edecek yani. Tabii ki. Ve belgeselin setlerinde devam edecek. Yani esas alana ineceğiz, sahaya ineceğiz ve sahada eğitimleri uygulamaya başlayacağız. Hem daha etkili hem pratikle daha iyi öğrencilerin yorulmasını sağlamak istedik. Bu sefer yöntemimizi biraz değiştirdik. Biraz pratiğe ağırlık vermek istedik. Aslında uygulama biraz daha zamanı da daraltıp uygulamayı çok daha dersler için sokup yani doğrudan mesela senaryo dersleri için söyleyebileceğim şey birinci aydan itibaren doğrudan skeç yazmalarını, kısa film yazmalarını isteyeceğim. Evet. Ve o yazılan skeçler oynanacak. Oyuncu ekibin tarafından yazılan kısa filmler çekilecek. Evet. Doğrudan aslında çocuklar için de hemen bir kazanım olacak. Bir geri dönüş almış olacaklar. Şimdi çocuklar deyince İbrahim. Yani... Ya yaş sınırımız yok. Üst sınır özellikle istiyoruz. Evet. Daha önce içinde okta kalmış olur. Hani 50 yaşlarda 60'larda. Öğrencilerimiz için desek daha mantıklı. Öğrencilerimiz diyelim. Evet, biraz ağız alışkanlığı. Geçen biraz daha genç arkadaşlarımız oldu. Hep çocuklar diyordum. Evet yani üst sınırımız yok. Dediğim gibi öğrencilerimiz her yaştan gelebilirler. Evet. Şu an zaten biraz da onu da hemen araya sıkıştırmış olayım. 24 Haziran'a kadar başvuru sürecimiz açık. Hem Instagram'dan ulaşabilirler hem belediyenin sayfasında ulaşabilirler formumuza. O 24 Haziran'a kadar. 24 Haziran'a kadar şu an başvurular açık. 24 evet. Haziran sonrasında bir mülakat sürecimiz oluyor. Yani yaz aylarında eğitim başlayacak. Şöyle doğru planımız mu var aslında Elazığ'da olanlar için 1 Temmuz'da direkt eğitimlerin başlaması. Evet. Tabii de öğrenci, üniversite öğrencileri var. Onları daha böyle Ekim gibi döndüklerinde dahil edeceğimiz bir ikinci sınıf. Bir 30 aşaması kişilik olacak. Başka bir sınıf açacağız. Evet. Yani ama 1 Temmuz'da ilk 30 kişilik ve belki de çocuk sınıfıyla birlikte ilk 40 kişilik derslerimiz başlayacak. 24 Haziran ile 1 Temmuz arasında da mülakatlarımız olacak zaten. Evet. Peki şimdi daha önce o sinema neydi ismi? Sinema Akademisi'ydi. Sinema Akademisi'ydi. Oradan yani bir geri dönüş istenen, beklenen oldu mu? Ben onu merak ediyorum. Ya şöyle şimdi, anlatayım. Şimdi
bir tecrübeydi o elbette. Aynen öyle. Bizim için de güzel, böyle neyi nasıl yapmamız gerektiğini öğrendiğimiz bir yıl değil aslında. Mi? Ya şöyle, aslında özellikle mezun öğrencilerimiz, ki birinci kuşak diyoruz biz onlara. O evet. Kuşak hala bizimle devam ediyor. Birinci kuşakla ilişkimizi kesmiyoruz. O kuşak bizimle birlikte hala... Ama onlar bir yol kat etti tabii. Tabii ki. Onlar daha usta öğrenci gibi. Biraz daha usta öğrenci olarak bizimle yine belgesel çekimlerine, kısa film çekimlerine doğrudan hala veya tiyatro oyunlarına katılacaklar. Yeni gelen öğrencilerle birlikte. Evet. Biraz daha böyle bizde usta, kalfa, çırak diyebiliriz. Onlar biraz daha kalfa... Vardır zaten. Aynen. Değil bizim mi? Havivo alaylıyla da birleştirdik. Tabii ki. Kalfa diyoruz biz o arkadaşlara, o mezun arkadaşlara. O kalfalar da bizle ilişkilerini kesmediler. Devam evet. ediyorlar. Üniversiteyi kazananlar yazın burada olduğu sürece hocam biz gelir her şeye katılırız diyorlar. Evet. Çünkü bir dostluk bağı da kuruluyor. Tiyatronun, sanatın birleştiriciliği de bir şekilde bizi bir araya getiriyor. Birlikte bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Yeni öğrencileri de onların sürecine dahil edeceğiz. Ya biraz geri dönüşler şöyle oldu. Aslında mezunlarımızın bir kısmı şu an işte bu kanalda yok galiba ama diğer yerel kanallarda çalışan arkadaşlarımız oldu. Konservatuvar veya radyo televizyon bölümü isteyen arkadaşlar oralara gitti. Doğrudan diyor bir arkadaşımız vardı, yakında gelir. Birinci sınıfta hocam diyor buradan gittim Akdeniz Üniversitesi radyo televizyona. Normalde üçüncü sınıftan itibaren orada kısa film ekibini alıyorlar. Ben gittim, kısa film çekmeyi biliyorum. Her şeyi burada aldığım eğitimlerden bahsettim. Direkt beni ekibe aldılar. Hatta direkt bir filmin yönetmenliğini bana verdiler. Çünkü buradan donanımlı gitmiş oldum dedi. Şimdi İbrahim'ciğim, bu yaptığınız iş bizim için basit görünüyor olabilir. Ama çok önemli bir iş. Yani önemli bir eğitim verildi. Bu konuda da belediyemizi ben çok tebrik ediyorum. Çünkü Batı'da birçok ilin cesaret edip yapamayacağı şeyler yapıldı burada. Aynen. Burada da çok kıymetli belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Nazif Bilginoğlu başkanımı aynen. tebrik etmek lazım. Aynen. Böyle bir şeye yol açtıkları için. Ya aynen. Burada hani şu cidden göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Türkiye'de ilk bu proje. Evet. Yani bu proje tabii bizim, işte. Onun için bizim yaptığımız yani, işi... Herkesin yapacağı şeyler aynen değil. Aynen öyle. Bizim yaptığımız işi daha önce başka belediyeler ya da başka valilikler ya da işte... Başka kamu kurumları diyelim. Evet. Bir haftalık, iki haftalık, en fazla üç haftalık kurslar halinde düzenlemişler. Uzun soluklu bir proje hiç kimse düşünmemiş. Hatta yani bu işleri sadece pandemiden sonra online verilebilir kursa bile indirgemişlerdi. Bunu bile görmüştük. Ama ya Elazığ Belediyesi'nin, Şahin Şerifoğulları'nın bu projeye verdiği destek ya artık bizim ülkemizde de bazı şeyleri değiştirdi. Yani öncü belediyecilik diyorum ben buna, evet. örnek belediyecilik diyorum. Şu anda birçok belediye bu projeyi örnek alıp ya biz de yapabilir miyiz diye düşünmeye başladı. Cesaretlendirdiniz. Yani evet. İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri işte çok küçük tezahürlerini uygulamaya koydu. Aynen öyle. Ya şöyle bir şey vardı. Ya siz de biliyorsunuz bizim sektörün %98'i İstanbul'a sıkışmış durumda. Evet. İşte yaklaşık son 12-13 yıldır piyasada ücretli eğitim veren önemli isimlerin çalıştığı akademiler Ankara ve İzmir'de, hatta Bursa'da da faaliyete geçmeye başladı. Fakat evet. bunlar da çok ciddi maliyetler demek. Yani bizim verdiğimiz eğitimlerin tamamını bir akademiden almak demek yaklaşık 250-300 bin liralık bir maliyet demek. Ve sadece bununla da bitmiyor. Yaklaşık bir yıl o ilde ikamet etmek demek. Yani bunun da ayrıca bir maliyeti var. Bu maliyetlerden kurtarmış oluyor buradaki öğrenciler için. Ve daha da önemlisi Ankara'nın doğusunda böyle bir eğitim alma imkanı yok. Parayla bile yok. Yani doğru. bu aynı zamanda bütün öğrencilere bir fırsat eşitliği de sunmuş oluyor. Yani tüm bunları topladığımız zaman gerçekten çok büyük... Sosyal belediyecilik alanında çok büyük bir proje, çok önemli bir proje ve inşallah önümüzdeki dönemde, özellikle bir önceki dönemde en son yaptığımız Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü için Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çektiğimiz reklam filmimizde öğrencilerin edindiği tecrübeler inşallah evet. ilerleyen dönemlerde ulusal çapta çok daha fazla proje ile İnşallah. Birlikte birleşecek ve yani o zaman çok daha net anlaşılacak. Gerçekten Türkiye'de birçok büyük belediyenin, yani en büyük belediyelerin bile
hiçbir zaman cesaret edemediği kadar büyük ve sosyal alanda çok büyük karşılığı olan, halkta çok ciddi bir karşılığı olan çok önemli bir proje hayata geçirilmiş olacak. Yani biz en başından beri projeye güvenen, destekleyen Nazip Başkanımıza da, Şahin Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. İlimiz adına da biz teşekkür ediyoruz. Tabii aynı zamanda çünkü ilimizin adı duyuluyor bu anlamda. Aynen öyle. Değil mi? Bundan faydalanacaklar işte, insanlarımız. Aynen dediğimiz gibi yani bu projenin öncüsü Elazığ Belediyesi. Kesinlikle. Herkes Elazığ örnek alacak. Bundan sonra kim kurmak istiyorsa böyle bir organizasyon Elazığ örneki alacak. Elazığ böyle yaptı, biz de böyle deneyelim. Biz de yani bu biliyorsunuz karda yürümeye benzer yani. O adımları doğru takip edecek, ayak izlerini takip edecek ve böyle devam edecekler. Öncü olmak da Elazığ'a yakışırdı diyorum yani bu alanda, kültür sanat evet, alanında. Evet tabii Elazığ kültür şehridir. Aynen öyle. Ve yani böyle bir şehre yakışan bir tabii şey yapıldı. Aynen. Ve özellikle yani yeni dönemle birlikte ulusal çapta bu ortaya koyacağımız eserlerin sayısı da artacak inşallah. İnşallah. Çünkü sadece var olan kültürü korumak, var olan kültürü yaşatmak değil, yeni kültür ve sanat eserleri ortaya koyabilmek de gerekiyor. Hani kültür ve sanat doğru şehrine daha da yakışan bir vizyon bu ve inşallah bu vizyonunu da Elazığ Belediyesi'nin ve Elazığ şehrinin tamamlamış olacak bu proje. İnşallah. Peki hedef ne? Yani İbrahim, şimdi bu yıl inşallah kursiyerlerimiz olacak. Bu kursiyerlerle ne gibi aşamalar, dersler, eğitimler, tamam. Akabinde ne? Yani halka ne yansıyacak? Biz şimdi zaten biraz ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Anladım. Biraz akademi yönünü aslında eğitim yönünü nasıl söyledik. Nasıl görecek? Nasıl hissedecek? Aynen öyle. Biraz o zaman üretimden bahsedelim. Evet. Yani burası sadece bir bahsedelim. İkinci bölümde de bahsedeceğiz aynen gerçi ama. Evet. Sadece eğitim akademisi değil aslında burası. Bir yandan da bir üreten, bir kendi içinde bir prodüksiyon firması gibi çalışan, sürekli dışarıya üretim yapan bir merkez olmasını istiyoruz. Neden yarın Yeşilçam değil mi ya da tiyatrolar bunlardan faydalanması bu gençlerimizden? Aynen öyle. Zaten aslında bir kısa dönem hedefimiz, hatta bu yıl için bile hedefimiz, önümüzdeki 12 ay için bile koyduğumuz hedefleri sıraladığımızda anlayacaksınız biraz. Şöyle zaten geçen yıl aslında deprem olmasaydı bu hedeflerin bazıları geçen yılın hedefiydi. Evet. Ama malum bizim eğitimlerimizin 6. ayında üzücü deprem maalesef yaşandı. Maalesef diyelim. Bizim 60 öğrencimiz tabii 10-15 civarına düşmek zorunda kaldı. Öğrencilerimiz yurtlar kapanınca şehirlerine gitti. Kalan 10-15 kişiyle yapabildiğimiz kadarını yaptık. Bu yıl tabii biraz daha tedbirli başladık. Baştan eğitime direkt başlama sebebimiz, üretime başlama sebebimiz bu olacak. Hedeflerimiz aslında biraz halka da yansıması olarak şundan bahsedebilirim. Dediğim gibi geçen yıl yaptığımız o tiyatro oyununu bir kere aylık periyotlarla her ay bir tiyatro oyunu muhakkak ücretsiz şekilde halka sunmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Hatta bunu belki ayın iki günü, bir günü orada, bir günü üniversite öğrencilerine, üniversitede yapmak gibi bir planımız var. Biraz daha güçlendirip yine turneye çıkacak tiyatro oyunları tabii yapmayı düşünüyoruz. Çevre illere değil mi? Çevre illere, çevre belediyelere. Aslında hem akademiyi tanıtmak, hem o illere de belediyemizi, bir hizmetini götürmek. Kesinlikle. İlçelerimize. İlçelerimize aynı şekilde tabii biraz turnelik oyunlarda yapmak istiyoruz. Tiyatronun dışına çıkarsak hem ulusal biraz da uluslararası yarışmalar için kısa filmler çekmeyi düşünüyoruz. Harika. Biraz böyle uluslararası arenada da ismimizi duyurabilecek. Çünkü belediyenin imkanları var. Daha önce biz de kısa film mecrasından geldik. Ulusal ve uluslararası ödüllerimiz var. Çok doğru. Tabii ki o daha kişisel kendi kısa film ekiplerimizdeydi. Şimdi bir de belediyenin gücüyle inşallah hem ulusalda hem uluslararasında ses getirecek kısa filmler çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Şimdi bu konularda zaten üniversitelerimizde biliyorsunuz iletişim fakülteleri ama bazı imkansızlıklarla yarı yolda kalıyor gençlerimiz. Yani eğitimlerini tamamlayacakları o donelere ulaşamıyorlar. Belediyelerimiz bunu da yani üstlenmeli ki Elazığ Belediyemiz de bu konuda gerçekten bir mahir bir davranış sergilemiş. Bence. Gelip çalışabilecekleri bir set alan oluşturmuş. Yani onlarla da işbirliği yapılabilir diye düşünüyorum. Şöyle iletişim fakültemizle görüştük zaten. Değil mi? Oradaki öğrencilere birebir sunum yaparak hatta anlatma imkanı davet bulduk. Evet. Ve yani oradaki hocalarımız da zaten bazıları bir önceki dönemde de bizim yine derslerimize katılmışlardı. Çok güzel. Oradaki hocalarımız da zaten akademiyi destekliyor, akademiye yönlendiriyor öğrencileri. Zaten kendileri de söylüyor. Hani evet teorik alanda çok iyi hocalarımız var. Kağıt üzerinde eğitimleri çok iyi alıyorlar ama uygulama safhasında ya biraz da tek taraflı da düşünmeyelim. Bizim öğrencimiz de biraz tembellik edebiliyor.
imkanların azlığıyla öğrencileri teşvik konusunda da biraz eksik kalınabiliyor. Evet. Biz işte o aradaki öğrenciyi sahaya ulaştıracak, öğrenciyi sete ulaştıracak köprü vazifesinde görebiliyoruz bu noktada. Teorik eğitimlerini pratikle pekiştirmek, buradaki iletişim fakültesinde özellikle sinema sektöründe, medya sektöründe ilerlemeyi düşünen öğrenciler için bence ciddi bir fırsat. Yani bence bizim ilk zamanlarımızı düşünüyorum. Yani 2004'te, 2005'te Elazığ'da böyle bir imkan yoktu. Ankara'da da yoktu. Tabii. Yani. Sadece İstanbul'da vardı bu imkan. Kalan 80 ilin hiçbirinde yoktu. Fakat şu anda yani Elazığ Belediyesi Ankara'nın doğusundaki bütün iller arasında tek durumda. Çok güzel. Ve bu göğüs kabartıcı bir olay değil mi? Aynen öyle. Yani başka bir şehirden bile, hatta bize geçen dönemde gelen öğrenci vardı. Ya aslında Elazığlı ama ailece taşınmışlar. Başka bir şehirde yaşıyor. Sırf bizim akademiye gelebilmek için Elazığ'da ikamet etti. Fakat depremden sonra ev hasar aldığı için dönmek zorunda kaldı. Yani bizim dışarıdan gelen öğrencimiz de var yani aslında. Bu bile önemli. Hani bu kadar etkin, bu kadar etkili olmuş bir akademinin iletişim fakültesi ile birlikte, iletişim fakültesinin yönlendirdiği, iletişim fakültesinde sahada çalışma, pratik yapma imkanını daha az bulan öğrencilerin eğitimlerini pekiştirmek için de bir aracı kurum vazifesi göreceğini düşünüyorum. İnşallah geçen yıla göre bu yıl biraz daha fazla başvuru var. Başvurular hala açık. İletişim Fakültesi öğrencileri devam edebilir başvurmaya. Şu an geçen yıla oranına galiba 2-3 kat daha fazla İletişim Fakültesinden başvuru sayısı. Bir bakalım, inşallah öğrenciler yani eğitimlerini pekiştirecek o imkanı bulabilirler diyorsun. Yani bulabilirler, inşallah onlar da benimser ve çok güzel işler ortaya çıkar. İnşallah, benim ondan hiç şüphem yok. Güzel şeyler olacak. Yani sizler de bu konuda gerçekten artık tecrübe de edindiniz. Değil mi? Öyle. Bu yıl bizim için. Biraz da kendi açınızdan bakmak lazım. Tabii. Biz neler yapacağınıza daha vakıfsınız. Şimdi ben kendi mesleğime de dönmek istiyorum. Tiyatro. Tabii ki. Yani bu biraz da belediyemizin bu düşüncesi ve sizlerin de gayretleri. Şehir olarak da bir büyük şehir olma yolunda giderken bir şehir tiyatrosunun temel olabilir mi? Yani inşallah. Tabii ki bu... Yani değil mi? Yani neden olmasın ve birçok ilde yapılamayanı bu il temelden, hani bir futbol takımı düşünün, altyapı önemlidir ya. Aynen öyle. Altyapıdan oluşuyor şimdi oyunculuk. Aynen öyle. Tabii. Yani bu açıdan da bakmak mümkün diye düşünüyorum. Tabii ki ya, buradaki aslında o oyuncusunu kendisini yetiştirdiği model bir tiyatronun devamını sağlaması açısından hem birçok diğer belediyenin dışarıdan oyuncu almak zorunda kaldığı duruma nazaran çok daha avantajlı bir hale getiriyor burayı. Doğru. Doğrudan bir eğitimini veriyor, kendi oyuncusunu kazandırıyor. Belki bu oyuncular zamanla dediğiniz gibi bir şehir tiyatrosuna evrilip çok daha tiyatroya etkin hale getirilebilir. Yani, dışarıdan çok daha oyuncu temin etmektense şehir tiyatrosuna kendi altyapısından oluşan, kendi yetiştirdiği gençlerle. Aynen öyle. Ve şöyle de bir durum var. Hani biz bazı şehir tiyatrolarının kuruluşunu çok iyi biliyoruz. Yani içerisinde bizim de çok iyi tanıdığımız, çok yakından tanıdığımız arkadaşlarımız vardı. Evet. Ya orada şöyle de bir durum oluyor. Şimdi ya örnek veriyorum. Diyelim ki biz bu dönem 20 tane oyuncu yetiştirdik ve şehir tiyatrosu kuruldu. Ya bu 20 oyuncunun 10 yıl, 15 yıl boyunca burada çalışması da aslında çok iyi bir şey değil. Aslında bu 20 oyuncunun belli bir süre çalıştıktan sonra piyasada çok daha iyi yerlerde, çok daha büyük prodüksiyonlarda, çok daha büyük yapımlarda çalışması ve süreklilik arz eden bir oyuncu üretim döngüsü çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü burada sadece şöyle bir şey olmuş oluyor şehir tiyatroları. Ya belediyeye sadece bir gider yükü sürekli bindiren, sürekli oyuncuların işte belli bir kadroda istihdam edildiği, hele ki doğuda kurulan şehir tiyatroları batıdan oyuncu getirdiği için, yani hani telaffuz etmeyelim ama çok büyük rakamlar veriyorlar oyunculara. Vermek çok zorunda kalıyorlar. Tabii ki. Çünkü yarın getiremezler. Böyle bir tiyatro kurulduğunda aynı şeyi belediyemiz de yaşayacak. Aynen. Tabii.
Yani değil dışarıdan mi? Oyuncu getirmektense kendi değerini yetiştirmek ve sürekli sektöre bunları kazandırmak çok çok daha. Tabii ki buranın tanınması açısından, Elazığ'ın insanları sektörün içine yerleştirmesi açısından biraz bir kendi sirkülasyonunu yaratması çok önemli. Bence de. Hem bu ekonomik olarak belediye ve aslında şehir için bir yükten ziyade bir kazanıma çevirmek, hem buradan yetiştirilen insanların bir şekilde piyasaya gitmesi, piyasadan insanların buraya gelmesi değil de buranın piyasayı beslemesi aslında çok birazcık doğru. Oluşturmaya çalıştığımız model hep bunun üzerine kurulu. Tiyatro bizim de işte, tiyatro hocalarımız tabii ki süreç içerisinde oluyor. Sizin gibi kıymetli hocalarımız da ara sıra geliyor. Evet. Yine faydalanıyoruz kendilerimizden. Çok bu şehre gönül vermiş insanın vazifesi olarak düşünürüm ben. Aynen öyle. Bak samimiyetimle söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Uygun olduğunuzda muhakkak geldiniz her seferinde ve o yani sadece bir okuma provasında yaptığınız yönlendirmeler bile o çocuklar çok fazla zaten baştan söyledik. O provada benle Yılmaz da bir şeyler söyleyebiliriz ama yok siz Milat Hoca ne diyorsa onu uygulayın. Sonuçta biz tiyatrodan gelmek ister değiliz, sinemadan gelmek isteriz. Hem siz bizim hocamızsınız tiyatro anlamında. Ve sizin yönlendirmelerinizde bir bunu yansıtmak lazım. Çok bence güzel şeyler kattı. Kendine saklamamak lazım. Çok güzel şeyler kattı bizim. Sadece o birkaç gelişiniz bile inşallah bu yıl daha fazla. Ben gönüllü sizi mesela böyle bir şeyler hoca olarak ders vermek isterim. Yani çok biz de çok hiçbir beklentim olmadan. Bak samimiyetimle söylüyorum bu şehrin insanına, gençlerine bir faydam olacaksa bu ömür ne için ya? Biz niye 39-40 yıl tiyatro yaptık? Bir altyapımız var ise bunu yansıtmak lazım. Çok sevdim. Değil mi? Biz ölünce ölüp gidecek bizimle beraber. Ne anlamı var? Allah ya aşkına. O sanatı devam ettirmek için evet birilerine aktarmak gerekiyor. Yani aslında. Samimiyetimle söylüyorum. Bunu herkes sadece bana özel değil. Bizimle beraber sanat yapan arkadaşlar. İnşallah bu sanat akademisi sadece tiyatroyla ya da sinemayla da şey kalmaz. Mesela resim atölyeleri olur. İnşallah. Öyle değil mi? Gelecekte İnşallah ilerleyen dönemlerde. Heykel atölyeleri olur. Neden olmasın? Yani ben bunları isterim olsun. Kesinlikle. Ya son dönem Elazığ'da aslında bizi de böyle çok umutlandıran şeyler de oluyor. Sadece biz değil. Kesinlikle. Özel bazı sanat akademileri. İşte geçenlerde Oğuzhan'ı buraya konuk almıştınız. Ahlâ Sanat olsun. Evet. Yine Fi Sanat var. Birçok böyle. Almila zaten devam ediyor. Şimdi adını zikredemediğim ama bir sürü böyle çok bildiğimiz. Hoşuma gidiyor. Çok güzel böyle evet çok güzel böyle farklı farklı yerlerde farklı farklı sanat akademileri, tiyatro ekipleri. Ben böyle eskiye nazaran sanki böyle bir canlanma görüyorum. Sadece bizimki gibi devlet bünyesinde değil, özel bünyede de bir canlanma görüyorum. Elazığ'ın böyle sanki sanata böyle bir ilgisi o eski güzel şaşalı dediğimiz günlere inşallah dönecek gibi yani. Hani biz de bir parçası olmaya çalışıyoruz. Ya gençlerin ya çok böyle farklı abuk subuk aktivitelerle zaman harcamasındansa sanatla vakit geçirmeleri her zaman daha iyidir. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii siz yaşlarınız itibariyle yetişemediniz. Yani bizler daha o dönemi yakaladık ucunda, kıyısında. En azı öyle bir şehir ki. Abi saraya git. O üslupuyla elini temizler bu şehrin insanı. Evet. Udunu eline alır, udunu çalar. İşinden çıkar, akşam bir tiyatroya, yani o dönemlerde. Bu altyapı var zaten. Yeter ki o altyapıyı gün yüzüne çıkarmak önemli. Bir kıvılcım. Bu konuda da ben kıymetli başkanımı çok takdir ediyorum. Şehri iyi tanıyan, hani diyoruz ya, başkanımız şehrin çocuğu. Aynen. Bu çok önemli bir laf. Bazıları için sözdedir. Ama altını doldurduğunuz zaman çok kıymetlidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Aynen. O şehrin donelerini, şehrin değerlerini yakaladığınız zaman bu sporda olur, bu kültürde olur, değil mi? Evet. Bu sanatta ve zanaatta olur. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Şehri iyi tanıyan bir insan önemli. Şehirden uzakta yaşamış bir insan başımızda olsa bu böyle olabilir miydi? Yok, buranın dinamiğini bilmesi gerekiyor. Dinamiğini bilmek lazım. Çok güzel yakaladım. Aynen öyle. Şimdi kısa vadede düşünceleri almak istiyorum. Yani müracaatlar 24 Haziran'a kadar devam edecek inşallah. Evet, 1 Temmuz'da da inşallah derslerimiz başlıyor. Aynı anda üretimlerimiz başlıyor. Geçen saymaya devam ediyorum. Tiyatro ve kısa film dışında hem yerel kanallarla işbirliği yapıp burada belgesel projeleri yapmak istiyoruz. Hem şu an ulusal kanallarla, ulusal mecralarla görüşüyoruz.
Hem dijital hem TV kanalları. Kanka sizden sohbet ederken dolmayı bitirdim. Ben onu bir yandan da izliyorum. TV kanallarına, ya biraz da ulusal mecraya da artık belgesel ve içerik üretmeye çalışıyoruz. Evet. Geçen yıl zaten ulusal diyebileceğimiz boyutta tanıtım filmlerimiz oldu. Az önce Yılmaz'ın da bahsettiği gibi Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel reklamını biz çektik. Normalde çok büyük prodüksiyon firmaları alır. Ama ajansın da, Fırat Kalkınma Ajansı'nın da sağ olsun aracılığıyla bunu doğrudan bize verdiler. Bundan sonra da bu tarz büyük bakanlık kamu spotları gibi aslında bölgeyi tanıtıcı veya ulusal çaptaki reklam veya tanıtım filmi gibi projeleri de inşallah Elazığ Belediyesi Sinema Akademisi biraz yapabileceğini de ispatladı. Biraz ispat işiydi o. Evet. Ve ulusal kalitede bir iş çıktı. Yine belediyemizin büyük bir özveriyle sağladığı imkanlar neticesiyle. Belki reklam filmini yine size de izletiriz. Anlarsınız böyle artık ulusal çapta belgesel filmimiz de. Siz şehir dışındaydınız. Aslında belgesel için küçük bir gala yapmıştık. O gün gelebilseydiniz ama size muhakkak izletiriz. Belgesel için bir demo bölüm aslında çektik. Burada şimdi büyük birkaç ulusal kanalla görüşülüyor. Ulusal dijital mecralarla. İnşallah o oralardan birileriyle yapılacak. Ama tabii ki yerel tarafı da unutmuyoruz. Çünkü Elazığ'ı tanıtmak istiyoruz. Ulusala yaptığımız işlerde tabii ki Elazığ'ın sadece Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi'nin içinde olması bile büyük bir tanıtım ama biz de oradan yerel de tanıtacak işler yapmak çok istiyoruz. Güzel. İşte yine Kanal Fırat gibi, diğer yerel kanallarımız gibi bu kanallarla da bir şekilde yerel belgeseller, yerel tanıtıcı filmler, aslında şehrimizin farklı özelliklerini tanıtıcı projeler yapmak istiyoruz. İnşallah. Bunlar için de böyle küçük görüşmelere başladık. Kanallardan bize talepler gelmeye başladı. Biz yapabileceklerimizi anlatmaya başladık. Yeni dönemde bunları arttırmak istiyoruz. Dediğim gibi yeni dönemde biraz uygulamayı aslında köklemek istiyoruz dibini. Çok fazla uygulama, çok fazla halkın doğrudan ulaşabileceği belgeseller, filmler, kısa filmler. İnşallah yine yeni dönemin daha ilerleyen aşamalarında da bir internet dizisi hem bölgeyi tanıtacak hem ulusalda bizi tanıtacak çapta. Bir diziyle de taşlandırıp daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Tabii ki daha uzun vadede sinema filmleri hem festival için hem gişe için sinema filmlerine de burası evrilecek gibi gözüküyor. İnşallah. İlerleyişi bu şekilde devam ediyor. Ya ve hatta belki de kendi festivallerimizi yapabileceğimiz, Elazığ'a farklı festivaller kazandırabileceğimiz bir noktaya evrilmesini istiyoruz. Şimdi bunu elbette ki ilgililere biliyor. Öğrenecek, öğrendi. Ama ilgili olmayanlara da duyurmak lazım. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Yani bütün Türkiye bu şehirde bir sanat akademisinin olduğunu bilmeli bence. Yani atıyorum mesela bir Denizli genç, sadece bu şehire hizmet vermesin isterim. Denizli bir genç gelip Elazığ Sanat Akademisi'nde bir tiyatro eğitimi alabilmeli. Yanlıyor muyum Yılmaz? Biraz hedefimiz var. Yani şöyle diyelim, şu an başvurular arasında konservatuar mezunu bir arkadaşımız var. Biz böyle ufaktan biraz bakıyoruz da başvurulara. Bir göz atıyoruz, raporlama yapıyoruz kendi aramızda. Konservatuar mezunu bir arkadaşımız var. Artık sektör radyo, televizyon, sinema mezunu arkadaşlarımız var. Hani sadece okuyanlar ya da okumak isteyenler değil, mezun arkadaşlar da hani yaptığımız projelerden haberdar oldular. Yaptığımız işler ses getirmeye başladı ve evlere koyar mısınız? Ben yapmıyorum ama görüyorum. Evet, değil mi? Koyuyor, annem koyuyor. Hani bu önemli bir şey. Çünkü piyasada çalışmakla, piyasada bulunmakla Elazığ Sanat Akademisi ile aynı çatı altında olmayı eşit gören arkadaşlar da buraya başvurmaya başladı. Bu önemli bir gelişme. Çünkü ya şunun farkına vardılar. Hani dediğiniz o tanıtım yönü aslında biraz gerçekleşti. Artık insanlar şunu biliyor. Elazığ Sanat Akademisi, bir önceki adıyla Elazığ Belediyesi Sinema Akademisi şunu yaptı. Ulusal çapta belgeseller yayınladı, çekti. Yayınlamak için şu anda ulusal platformlarda, dijital platformlarla ve ulusal kanallarla görüşüyor. Yine aynı şekilde yerelde saklı kalmış pek çok konuyla ilgili
belgesel projeleri var. Ben bu platformda yer alırsam buradan alacağım... Teşekkürler, ben kullanıyorum. Yani ben bu platformda yer alırsam bu platformun bana çok ciddi katkıları olur diyen arkadaşlarımız var. Bu mimalde de başvurular geliyor ve dediğimiz gibi yani bütün bu uygulamalar, bütün bu eğitimler biz istiyoruz ki en sonunda pekiştirecek olan budur yani. Elazığ bir kültür şehridir. Bir süredir biraz lafta kalıyordu ama son 5 yıldır işte Harput'taki gelişmeleri görüyoruz. Şehirdeki gelişmeleri görüyoruz. Evet. Sinema Akademisi ile birlikte. Harput'taki gelişmeleri mesela ikinci bölüme ayırıyordum. Evet. Güzel geldi aslında. Yani, ama ikinci bölümde konuşalım dilersen. Evet. Hani çünkü artık o Harput bir sanat şehri haline geldi. Evet. Daha da güzel olacak hatta. Haline geldi değil mi? Evet. Müzesiyle. Aynen öyle. Bu çok hoş. Evet. Eskiden neydi? Piknik alanıydı. Evet. Değil mi? Yeri gibiydi. Türbe ziyaretiydi. Efendim ya harabe halindeydi. Aynen. Ama belediyemiz gerçekten bu konuda çok da konuşalım olmak için. Yani inşallah kendi festivallerini, bakın festivali bile demiyorum yani. İnşallah kendi festivallerini üreten ve uluslararası çapta sinema alanında konuşulan bir şehir haline de inşallah gelecek. Yani tabii ki bir festival özellikle tanıtım açısından ama tabii bu festivalin niteliği çok önemli. Şimdi ben de... Dibini iyi doldurmak lazım. Ha, biz de bu yollardan geldik. Özel bir şey seçmek her, lazım. Her şeye gitmezdik yani. Her festivale katılmazdık. Biz de bu yollardan geçtiğimiz dönemlerde. Kesinlikle. Şu festivallerin bir prestiji vardı. Bence. Şimdi burada da yapacaksak bir prestijli bir festival. En iyi filmlerin geldiği, en iyi filmlerin aslında yarışmak için kapışacağı, burada vereceğimiz para ödülünün değil de burada vereceğimiz prestij ödülünü için gelineceği bir festival yaratmak İbrahim, çok istiyoruz. Çok güzel bir şey söyledin aslında. Abi şenlik vardır, değil mi? Kumpanya vardır, aynen. Bir de festival vardır. Aynen, aynen. Bu aradaki farkı bilmek çok önemli bir şey. Evet. Festival farklı bir boyuttur. Aynen. Aynen. Bunu iyi anlatmak lazım ve iyi analiz etmek lazım. Biraz bu şöyle, uzmanları vardır. Aynen. Biraz şöyle biz yapılmamış, denenmemiş. Hatta yani şimdi bahsetmek doğru olmaz. Daha şu an projelendirme aşamasında dünyada hiç yapılmamış türde bir iki festival düşünüyoruz. Yani ilk örneği Elazığ'da olacak ve hani gerçekleştirilebilirse, başarılabilirse çok büyük ses getirecek. Yani bir anda dünya çapında İnşallah. Ses getirebilecek farklı türde festivaller de düşünüyoruz yani. İnşallah dediğimiz gibi hani ilerleyen zamanlarda tek bir festival değil, pek çok festivalle ve pek çok farklı çeşitli festivalle Elazığ'ın bütün dünyada aslında konuşulmasını, uluslararası alanda konuşulmasını sağlayacak. O ilk adımı atan proje aslında. Bir ön hazırlık süreci böyle çok sağlamlaşmadan aslında girmek istemediğimiz. Biz her şeye öyle giriyoruz. Hani dizi tamam olgunlaştı ve bu dizi hani böyle küçük bir dizi olarak kalmaz. Bu dizi yapılırsa kesin patlar dediğimiz anda giriyoruz. Evet. Biraz bizim öyle bir çalışma şeyimiz var. Çok başından o riski almadan güçlendirerek başlıyoruz. Festival için de bu tarz çalışmalarımız var. Birazcık aslında ya öz eleştiri yapmak gerekiyor. Geçen yıl kurumlar arası iletişimde biraz zayıf kaldık. İşte üniversite gibi yine ilimizdeki diğer büyük kurumları projeye çok dahil edemedik. Sadece Fırat Kalkınma Ajansı içerisindeydi. Yine kanalları çok aslında verimli kullanamadık. Evet. Biraz aslında kanalı. Oradaki şeyimiz de yani uygulama sürecine geçerken biz o irtibatı... Yani ben kendi adıma da konuşuyorum, kanalım adıma da konuşuyorum. Bizim hep düşüncemiz bunların uygulamaya... Bunların tanıtımları bizim için değerli, aynen önemli öyle. Şehir için. Siz çünkü şehrin dinamiklerisiniz. Bunlara kanallar, şehrin kanallarının niye var? Bunlar için olmalı bence. Aynen. Değil mi? Ya zaten ne kadar çok kurum bir arada işbirliği yaparsa o proje daha çok büyür. Biz hatayı biraz şeyde yaptık yani eğitimler tamamlansın, uygulamaya geçerken kurumlarla tabii, irtibatı birazcık... kuralım dedik ama işte... Maalesef deprem. Evet, bu yıl çok ciddi bu yıl inşallah biraz daha kurumlar arası iletişimi güçlendirerek aslında devam etmek evet. istiyoruz. Şimdi deprem olmasaydı değil mi? Hangi boyutta olurdu? Büyük yani ihtimalle var mı? En azından ulusal belgesel şu anda büyük ihtimalle o ulusal kanallarda gösterime girmiş olurdu. Veya en azından yeni sezonla birlikte gösterime evet, başlardı. Mesela kursiyer sayısı ikiye katlanırdı. Evet. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle aynı anda iki tiyatro oyunu hazırlayacak kadar aslında öğrencimiz varken vardı.
bir anda tabii, bir tiyatro oyununa düştü. Yani dizi de şu anda muhtemelen başlamış veya çekim aşamasında olabilirdi. Eyvallah. Ya bu bir gecikme tabii ki çok daha kötü şeylere sebep olan bir deprem. Evet. Keşke gerçekten en büyük kaybımız bizim evet gecikmemiz olsaydı yani. Ama çok daha büyük kayıplarımız var. Ya aslında bir toparlanma süreci ki burada öğrencilerimiz için bir rehabilite süreci de oldu bu. Tekrar burada birleşip sanat üretmek, o dönemde bir şeyler yapmaya çalışmak onları da rehabilite, bizi de rehabilite etti. Doğruyu söylemek gerekirse bizim de psikolojik olarak tekrar toparlanmamızı sağlayan işlerden biriydi sanat. Zaten bu sanatsal haz olmadan yapılabilecek işler değil. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Mesela olur mu öyle şey? Yani o koşturmaca içerisinde bu yıl o gecikmeyi artık unutmaya çalışıyoruz. Biz bu yıl daha böyle dört elle sarılalım. İnşallah Allah bir felaket göstermesin de Allah inşallah yarım bırakmayalım. İnşallah. Ya dediğim gibi ya bir felaket olsun biz yarım bırakalım başka bir şey olmasın yani. Şimdi peki bir kapasitemiz var mı kursiyer adına? Mesela şu kadar kursiyerle yola çıkabiliriz, şu kadar bize bundan fazlası zorlar diyebileceğimiz bir nokta var mı? Şu anki hedefimiz şöyle, 1 Temmuz'da bir 30 kişilik bir as sınıfla başlayıp yani gelen başvuru çok daha fazla ama zaten bir mülakat sürecimiz o yüzden oluyor. Bir 10-15 kişilikte bir çocuk sınıfı kurmaya çalışıyoruz. Çocuklardan çünkü ailelerden çok fazla istek geldi. Aslında bizim hiç aklımızda yoktu ama ya çocuk, küçük çocuk tiyatroya, sanata ilgisi var, sinemaya ilgisi var. Gelse, burada eğitim alsa, siz çektiğiniz kısa filmlerde o çocuklar oynatsanız, çıkardığınız tiyatrolarda çocuk oyuncu lazım oldu onları oynatsanız, hatta belki çocuk oyunları kendi başlarına çıkarsalar. Biz de bunu ekledik şimdi doğrusu. Bana bak şu aralar biliyorsunuz tiyatrodan da uzağım. Yani programdan dolayı maalesef kalbim 3.5 atıyor da hatta 7.5 atıyor da. En azından bir konuk oyunculuk bu yıl sizden bekliyoruz. Evet inşallah. Zaman ayırabilirsiniz. Ama bana benim o geçmişim bilen çok değerli dostlar çocuklarını torunlarına demeyeceğim bu aşamaya yani, diyorlar ki hocam yani böyle yönlendireceğiniz ya da sizin eğitebileceğiniz çocuklarımıza ne yapabiliriz? Yani benim çocuğumda o yeteneği hissedebiliyorum ama bir eğitim alsın istiyorum. Bu anlamda çok fazla müracaat var. Aynen. Yani ve nereye göndereceklerini bilmiyorlar. Evet. Yani bu konuda mahir birisinden eğitim almalarını istiyorlar. Evet. Tabii küçük çocuk olunca biraz güven durumu da ortaya çıkıyor. Bir ara biliyorsunuz okullarda drama dersleri neredeyse vardı. Şu anda var mı onu da bilmiyorum. Bazılarına devam ediyor. Özel okullar var. Olmalı. Mesela çok güzel bir düşünceydi. Evet. Ama seçmeli koydular. İşte bilmem ne mi, drama mı? Ya o birazcık yani yönlendirme. Ya biraz şöyle dramanın, daha doğrusu tiyatro eğitiminin hem çocuğa hem yetişkine diyebilirim. Çok faydası vardır. Sadece sahneye çıkma değil biz. Özgüvendir. Geçen yıl gördüğümüz, şimdi biz oyunculuk hocası değiliz ama oyunculuk hocalarımızın da takip ettiğimiz için söylüyorum. Oyunculuk derslerine karşısındakinin yüzüne bakarak konuşamayan, hatta kekeleyerek konuşan bazı arkadaşlar vardı oyunculuk dersi başladığında. Kesinlikle. O çocuklar başrol oynadılar. O gelişmeyi gördünüz mü? Başrol oynadılar ve şu anda o kadar faaller ki görmeniz gerekiyor. Yani o sadece şu yüzden tiyatro sahneye çıksın, ünlü olsun diye yapılan bir şey değildir. Bu drama eğitimi çok fazla geliştiren bir şeydir. Biz tamamında böyle kendi aramızda konuşuyoruz bazen. Ya işte bak işte şu X kişi mülakatta şöyleydi. Ya mülakatta böyle sus pus oturup şu anda çok iyi bir şekilde kendini ifade edebilen, net bir şekilde duygu düşüncelerini ifade edebilen arkadaşlar var. Hiçbir rolden kaçmayan, rol ayırt etmeksizin biz bazen böyle çok zorlayıcı tiplere de sokuyoruz. Hiçbirinden kaçmadan bütün rolleri oynayabilecek özgüvene sahipler. Ya bu bile zaten geldiğimiz noktayı gösteriyor. Biraz şöyle, ben iletişim fakültesinde okurken 2012 yılında zannedersem ilk şöyle bir tartışma çıkmıştı ortaya. Medya okuryazarlığı dersi zorunlu olsun okullarda. İşte medya dili öğrenmiş olsun öğrenciler. En azından bir dönem görsün. Ya ben o dönemde savunuyordum, bu dönemde savunuyorum. Sadece medya okuryazarlığı değil, hem medya okuryazarlığı, hem finansal okuryazarlık, hem de drama dersi bence özellikle ortaokulda 3 yıl boyunca en az zorunlu olmalı. Yani bunlar çok ciddi öğrenilmesi gereken şeyler. Çok ciddi şekilde çok öğrencilere doğru özgüven ve genel kültür katılacak. Sözünü unutmuyorsun Yılmaz. Şimdi bir reklama gidelim.
Yemeğimizi koyduk. Pişiyor. İşin büyüğünü bitirdik. Şimdi ikinci bölümde böyle sadece cacığımızı yaparken, kuru cacığımızı güzel sohbet etmek istiyorum. Bir de işte sacın diğer bir ayağını, eğitmen kadrosunu konuşmak istiyorum. Aynen, tamam. Ve Harput'umuzu konuşacağız inşallah. Şöyle bir reklama gidelim değerli izleyenler. Çok güzel. Yani ben böyle sanatı konuştuğum zaman çok mutlu oluyorum. Onu da siz şu object şeye yansıtıyor muyum bilmiyorum ama gerçekten çok mutlu bir sohbet güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz değerli kardeşlerimle, bu işin mimarı kardeşlerimle. Kısa bir reklam arası, aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet değerli izleyenler, reklamlarımızı bitirdik. Tekrar birlikteyiz kardeşlerimle. Hani ekranlarını sonradan açanlar olabilir ya. O yüzden şöyle bir kimler konuğumuz diye bir tekrar etmek isterim. Efendim bugün Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi. Çok değerli kardeşim İbrahim Polat, senarist kardeşim bizlerle. Mehmet Yılmaz Atilla kardeşim, görüntü yönetmeni, bu işin mimarları. Tabii ki gerçekte asıl mimarımız çok değerli. Belediye Başkanımız Şahin Şerif Oğulları ve Belediye Başkan Yardımcımız Nazif Bilginoğlu Başkanım bu işin altyapısını oluşturdular. Böyle bir şeyde kardeşlerimle yola çıktılar. Güzel de yaptılar ama ilk aşamasında malum Kahramanmaraş merkezli deprem bu projeye biraz engel oldu. Değil mi? Yavaşlattı. Yavaşlattı. Şöyle biraz sekteletti ama yılmadık. Yılmaz sen yanlış anlama. Yılmadık. Devam ediyoruz dediler. Ve önümüzdeki sezona inşallah dolu dolu yazdan başlayarak güzel şeylere imza atacaklar belediyemiz ve değerli kardeşlerim. Bugün onları konuşuyoruz. Projelerden bahsediyoruz. Sacın bir ayağı da tabii ki ben eğitmenler dedik. Eğitmenler nasıl seçilecek? Kimler eğitmen olacak? Onları konuşacaktık. Yemeğimize gelince... Lafınızı unutmadık değil mi? En son sende bırakmıştık. Yemeğimiz de bugün güzel bir böyle etli biber dolması. Bir de yanına kuru cacık yapıyoruz. Biberimiz pişiyor. Biber dolmamız pişiyor. Cacığımızla şimdi başlayacağım. Değerli kardeşlerimle sohbet ederken güzel bir yemek de sonunda taşlandıralım. Değil mi? Güzel olur. Şimdi Elazığ'ımızda kültürümüz kadar gastronomimiz de ön planda olmalı. Evet. İç içe girmeli bence. Aynen öyle. İnşallah belediyemiz de Harput'ta yaptığımız o güzelliklerin yanı sıra bir de biraz da belediye bir laf çarpayım, biraz mesaj göndereyim. İnşallah gastronomi alanında da Harput'ta hani gidip orada kebap yemektense Elazığ yöreselini orada tatmayı umacağız değil mi? Tabii hep biz övmeyelim. Aynen. Biraz da eleştirelim ki yerini bulsun. Şimdi eleştiriyi biz yanlış anlıyoruz. Yılmaz. Eleştiren de yanlış anlıyor. Ha. Biraz eleştirilen de biraz yanlış eleştiri anlıyor. Yapıcı olmalı. Aynen. Şimdi senin bir şeyi eleştirdiğin zaman abi yerine bir alternatif sunabilmelisin. Aynen. Yok bu olmamış. Nasıl olmalı? Bilmiyorum. Niye o zaman eleştiriyorsun? Şimdi ülkemizde herkes futboldan çok yanlar ya. Onun gibi. Tamam mı? Gel oyna desen. Kimse oynayamaz. Oynayamaz. Öyle değil mi? Bu işte biraz öyle. Yani yapacağın zaman yapanı takdir edeceğine, destekleyip daha iyi yapılmasını bekleyeceğine ya olmamış. Çok basit bir şey. Ucuz bir şey. Aynen. Şimdi ben de nacizane diyorum ki bunu taşlandırmalıyız bazı şey. Yemek de önemli bizim için. Gastronomi de önemli bizim için. Yani turist bekliyoruz değil mi Harput'a? Evet. İnşallah orada o Harput'umuzun o tarihi dokusu içerisinde orta oyunları da oynattıracağız oyuncularımıza. Akşamlar yaz akşamlarında bak hayalim mesela benim. O saray hatunun meydanında orta oyun. Harika olur. Projelendirelim. Sizin de biraz yürütücülüğünüz değil mi? Çok güzel olur. Mesela o oynanırken
Birisi taş ekmeği satsın. Ya. Değil mi? Şerbet satsın gastronomimizden. Bunlar çok güzel şeyler. İşte turist bunu arar. Aynen öyle. Biraz Elazığ'ın herhalde en eksik kaldığı yön diyebiliriz herhalde. Gastronomi aslında eksik değil de. Daha yani iyi tanıtılabilir işte, yani. Az önce de konuştuk ya, sekte vuruluyor. Ya o da var. Heh, tabii yıldırılıyor ki. İnsanlarımız. Yap bir şeyler yapmak isteyenler yıldırılıyor. Eleştirilerek, yapıcı değil, yıkıcı eleştirilerle yıldırılıyor. Ama şey bu. Biz de yılmadığınızı, Yılmaz sen yine üstüne alma. Yılmadığımızı gösteriyoruz bu projelerle inşallah. İnşallah. Elazığ güzel bir şehirdir, kültürlü bir şehirdir ve hakkını yerine getirecektir. Bu konuda da çok değerli başkanımı takdir ediyorum. Yılmıyor. Yine projelerin arkasında duruyor. Aynı şekilde Nazip Başkanım. Ben bu konuda çok takdir ediyorum kendilerini. Aynen. Şimdi üstadım, eğitmen dedik. Eğiticilerimiz. Hocam ben böyle buyurun. Bir parantez açayım. Lütfen bir önceki konuda. Ya sohbet ediyoruz. Beni kesebilirsiniz. Biz hatta, ben kesilmeye mahkûksunuz. Buyurun. Biz hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. İlerleyen süreçlerde biz kendi üstümüze düşen bir görev olursa gastronomiyi tanıtmakla alakalı, biz de bununla ilgili görev almaktan gurur duyarız. Kesinlikle. Bununla ilgili projeler kesinlikle üretmekten gocunmayız. Bununla ilgili çalışmalar mesela yapmaktan gocunmayız. Mesela o yemeklerin çekimleri değil mi? Tabii. Belgesel bazında neden olmasın abi? Yani bununla ilgili önemli projeler yapılabilir. Belediyemiz çok mesela bu konuda bir projeyi uzatabilir. Bir kitap çıkartabiliriz. CD'siyle. Belgeseliyle. Bak bu da bir düşünce. Bir proje. Evet, eğitmen abi. Şimdi nasıl, kimlerden faydalanacağız? Eğitmen, profesyonel dışarıdan eğitmenler mi gelecek? Yoksa sadece bizlerden mi faydalanılacak? Şimdi bunları da bir düşünceniz vardı mutlaka. Şöyle aslında bir sabit hoca kadromuz var. Bu hocalar artık bu işe tüm zamanlarını ayırmalarını istedik. Evet. Normalde bunlar piyasada çalışan, zaten bu alanda hizmet veren insanlar. Biraz da projenin aslında potansiyelini görüp ikna ettik. Dikkatinizi dağıtmıyorum değil mi? Yemek yok yaparken. Yok. Ara ara bir gözüm kayıyor. O da aç olduğundan şu an. Açtan ve kilodan. Göbeğimizden beridir. Yani dediğim gibi birazcık aslında projenin gidebileceği potansiyel ikna etti. Yani buraya gelmek isteyen insanlar oldu. Normalde çünkü evet. Çok başındayız ama gidebileceği yer bizi de heyecanlandırıyor. Dışarıdan, sektörden insanları da heyecanlandırıyor. Bu sabit hocalarımıza bazı sabit dersler vereceğiz. Bu dersler ilk etapta daha temel senaryo, oyunculuk, setteki işte ışığından, sesinden, kamerasına, yine kurgu montaja, ki burada hani özellikle kurgu montajla ilgili çok fazla bir alan bulamıyor burada eğitim alabilecek öğrenciler. İşte hem o filmin kurgusunu yapacak hem özel efektlerini yapacak çok sabit güzel eğitimlerimiz olacak. Aslında başından sonuna kadar bir tiyatro oyununu veya bir filmi yapabilecek tüm eğitimi alacaklar. Evet. Ama tabii bu süreçte işte sizin gibi değerli hocalarımız, yine üniversiteden akademisyen, üniversitemizden veya başka üniversitelerden akademisyen hocalarımız, yine Elazığ'da sektör içinde işte tiyatro alanında veya başka alanlarda hali hazırda zaten çalışan insanlardan da ve yine dışarıdan sektör içerisinden dönemlik insanlar, hocalardan, eğitmenlerden faydalanmayı düşünüyoruz. Evet. Biraz daha uzmanlık alanına göre. Şimdi ışıkla ilgili daha bir uzman, tam o ışığı anlatmak istediğimiz ışığın uzmanı bir hoca bulduğumuzda belki bir seminer yoluyla, belki bir panel yoluyla, belki küçük bir birlikte çalışma yoluyla evet. Bu hocalarımızı da projeye dahil etmek istiyoruz. Sabit hocalarımız dışında. Sabit şu an 5 hocamız var. Bu 5 hoca sabit bir şekilde haftalık derslerini yapacaklar. Bahsettiğim gibi bunun yanında da sürekli aslında renklendirmek ve biraz da tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz oyunculuğun da kendi içinde alt dalları oluyor. Bazen işte kesinlikle farklı metotların ustaları oluyor. Tabii, yöntemleri anlatanlar oluyor. İşte sahnede duruşu daha özel bilen oluyor. Şanı daha iyi bilen oluyor. Böyle özel bölümler için, böyle özel aslında kısımlar için de dönemsel hocalardan faydalanmayı düşünüyoruz. Şimdi ilk bölümde dedik ya, bir şehir tiyatrosunun temelleri. Hatta ben aslında temelleri atılmıştı biliyorsunuz daha önceki yıllarda. Evet. Belediye konservatuvarının Şanlıurfa'sın. Yani bunlar da olabilir diye düşünüyorum. Aslında biz bir kıvılcımla başladık. İnşallah bu kıvılcım
daha istediğimiz şeyleri biraz daha gösterince, biraz daha nereye gidebileceğini de ispatlamaya başladıkça bence de devamı gelecektir, büyüyecektir. Evet. Çünkü işte daha önce siz de bahsettiniz. Evet, Elazığ bir kültür şehri diyoruz. Ama 81'in bunu herhalde 60'ı biz bir kültür şehriyiz diyor. Evet. Biraz bu dibinin altını doldurmak gerekiyor. Herkes söyler de dibinin dolması lazım abi. Şimdi bu dibini doldurma kısmının aslında yine Harput birazdan konuşuruz veya merkezdeki müzelerde konuşuruz. Evet. Bu kültürün tarihini anlatma konusunda belediyemizin büyük çalışmaları oldu. Son 4-5 yıldır özellikle bu kültür şehrinin, tarihi kültür şehrinin altı doldurmaya başladı. Ama kültür şehri sadece kültür şehri idi ile kalmamalı. Hala bir kültür şehriz. Hala kültür üreten bir şehriz. İmajı da yaratmak gerekiyor. Evet, müzeler çok güzel. Zamanında çok güzel kültürel etkinliklerimiz varmış. İşte burada birlikte yad ediyoruz. Tiyatronun çok şaşalı olduğu dönemler varmış. Kesinlikle. Ama biraz da şudur. Kültür şehrisiniz ama siz kültür şehri değilsiniz. Kültür şehriymişsiniz der insanlar. Derler. Bugün niye kültür şehriyim diyorsunun aslında karşılığı bunlar. Evet. Sanat üretebiliyorsanız, yeni kültürel materyal üretebiliyorsanız insanlar der ki siz bir kültür şehrisiniz. Devamlılık önemli. Evet, yani değil geçmişte mi? Kültürünüzün güçlü olması sizi bir kültür şehri yapmıyor. Kültür şehriymişsiniz yapıyor. Bizim amacımız onu hala bir kültür şehriyiz. Hala bir kültür üretiyoruz. Hala sanat üretiyoruz. Doğru. Aslında bu proje biraz da bunun bu fikirle yola çıktı. Ya oynadığımız kürsü başı muhteşem bir şey. Muhteşem bir kültürümüzün parçası. Kesinlikle. Ama herhalde en yeni şarkısı 100 yıllık, 50 yıllık. Şimdi 50 yıldır neden bir şey üretmiyorsunuz dediklerinde kalmayalım. Veya işte tiyatro oyunlarımız çok güzel ama 50 yıl önce veya sizin o anlattığınız 30 yıl öncenin şaşalı dönemini anlatıyoruz ve hala oyunlar oynuyoruz. İbrahim aferin, göm bizi. Aferin. Yok, onlar yani çok güzel. Yaş ama... olarak. Yok, estağfurullah. Ama biz hala, yani şunu sorduklarında siz hala oyunlarla övünüyorsunuz ve hala oyunlar oynuyorsunuz dediklerinde biz artık bir kültür şehri olmuyoruz. Bizim artık amacımız biz yeni oyun üretiyoruz. Şimdi başında, yeni bir şeyler üretiyoruz. Bak çok güzel yaklaştın. Evet, en başında ne dedik? Dışarıya da turne yapalım. Bu tabii. Oyunları dışarıya taşıyalım. Tabii, tabii, niye? Tabii. Şimdi galiba 95'te şehir tiyatrosu kapandığından beri Elazığ'dan çok ciddi hazırlanılmış. Yani buradaki yerel grupların onlar kısıtlı imkanlarla var. Hazırlayıp dışarıya götürdüğü oyunlar var elbette. Onların çabalarını takdir etmek lazım. Ama çok daha nasıl diyeyim, o Elazığ'ın o tiyatrodaki ulaştığı noktayı yansıtacak. Çok daha büyük, çok daha görkemli bir oyun ne hazırlanmış ne dışarıya götürülebilmiş. Ya, ne Elazığ içinde oynanabilmiş. Ben düşünüyorum bizim dönemimizde yaptığımız oyunlar 60 kişilik kadrolarla tarihi oyunlar. Devlet tiyatroları cesaret edemezken biz yapmışız bunları. Evet. Ama niye olmasın? Ya yani neden yapılmasın? Van Hoca'yla bazen konuşuyoruz. Evet. Anlatıyor. Ya yani şöyle masal dinler gibi kesinlikle dinliyoruz öyle. Ama hakikaten böyle yani şöyle duruyoruz ya, diyorum tamam da niye böyle olmaya devam etmesin ki? Evet. Hani neden biz hala daha ya Rıdvan Hoca şey demişti. Hani 26-27 ile turneye giderdik biz. Evet. Bir oyun yapardık. Doğru. Ya niye 70 ile gitmeyelim? Değil mi? Yani, bu buraya taşınması gerekirken hiç gidemeyen bir noktaya taşınmış. İşte ya belediyenin de aslında başkanımızın da vizyonu aslında bunu devam ettirme çabası bence o şaşalı günlere dönmek. İnşallah. Yani bir şekilde o artık İşte siz hocalarımızdan dinlediğimiz şeyler, çünkü biz öğrencilerimize böyleymiş diye anlatıyoruz. Evet. Siz dili geçmiş zamanla konuşuyordunuz. Biz artık mişli geçmiş zamanla konuşuyoruz. Evet, 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 doğru. Ama herhalde onlar hiç görmemiş olacaklar. Dinleyecekleri birini de bulamayacaklar. Çok doğru. Biz anlatırken artık böyle şey gibi geliyor. Hani ya herhalde bunlar üfürüyor falan diye değil mi? Öyle abi. Elazığ'da böyle miymiş ya? Ya hadi canım böyle şey mi olur falan abi, gerçekleştirmek gibi lazım. Bakıyorlar yani. O günlere oraya dönmesi lazım bu şehrin. Evet. Yani gerçekten dönmesi lazım ve bu potansiyel de bu şehirde ve belediyemizde var. Altyapısı var bir kere. Var. Yapılmış bir şey ve daha ileriye taşınmak aslında amaç. Ama önce o günlere döndürmek. Evet. Tiyatro açısından. Ya burada zor da değil aslında. Çünkü ya biz gelen bütün devlet tiyatroları oyunlarını izlemeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hatta şöyle çalışıyoruz dememin sebebi şu. Benim ablam çok takip ediyor. Harika. Çıkar çıkmaz biletleri almaya çalışıyor. Ama senin ailenin temelinde var abi bu kültür sanat ya. Ya bazen şöyle bir şey oluyor. Bir dakika geç kaldığımızda ya
tek tük bilet kalıyor yani. 2-3 farklı böyle işte bir köşede 2 bilet kalıyor. Kalıyor. En arkada bir tane bilet kalıyor. O potansiyele yani, gelmiş miyiz bir şehir olarak? Var, 90-100 saniye içerisinde bütün biletler tükeniyor. Bir aslında açlık oyunlarında. Var. Yani halkta özellikle dışarıdan bir gelen var. Özel tiyatrolar da çok memnun kalıyor Elazığ'daki izleyiciden. Tabii. Yani Elazığ'daki izleyici aslında böyle bilinçsiz bir izleyici değil. Eleştirmeyi de aslında doğru biliyor. Bir oyunu izlediğinde hangi noktaları güçlü anlayabiliyor, hangi noktaları zayıf anlayabiliyor. Gayet mantıklı bir izleyici var, gayet pozitif bir izleyici var. Ve dışarıdan gelen özellikle önemli isimlerin, medyada çok fazla işte dizilerde, sinema filmlerinde oynamış önemli tiyatrocuların tepkilerini duyuyoruz, görüyoruz bazen. Ya hiç böyle bir pozitif enerji beklemiyordum. Hani Elazığ denilince biraz daha işte şey gibi görüyorlar ya. Değil mi? Çok evet. Uzak aslında bu tip aktivitelere gibi geliyorlar ama ya gördükleri manzara, o gördükleri seyirciden çok çok memnun kalıyorlar. Etkileniyorlar değil mi? Tabii. Ya normalde hani siz daha iyi bilirsiniz, bir devlet tiyatrosu oyunun sonunda bir konuşma yapmaz. Ben konuşma yapmak ihtiyacı hisseden devlet tiyatrosu gördüm ya. Kesinlikle. Müthiş bir enerjiniz var. Çok doğru. Teşekkürler. Hani bunu söylemek zorunda hissettik bir de, deyip bir oyunun sonunda. Vardır bu evet. Yani bu yani, teşekkür eden devlet tiyatrosu var. Tabii seyirci olmak ayrı bir kültür. Tiyatro yani, seyircisi olmak, sinema seyircisi olmak. Özellikle kaliteli oyun çıkarıldığı zaman şehir gerçekten bunun hakkını veriyor. Evet. Yani bunu görmek lazım. Ve bu yüzden diyorum hani çok zor değil bizim o günlere dönmemiz. Çünkü potansiyel var, altyapı var. Çok doğru. Geçmişte yapılmış, şu an neden yapılmaya devam etmesin? Doğru. Şey gibi düşüneceğiz yani mola verilmişti ve şimdi devam ediyor evet. Gibi düşünmek lazım. Çünkü ben ya inanıyorum Elazığ halkı... Tabii ki mola verilmesinde de güzel tabir. Evet yani. Altyapısında farklı sebepler var. Ekonomik var. Evet. Efendim söyleyeyim. Ülkenin de yılgınlık var. Geçtiği dönem yani oldu. Bizler bir dönem çok yıldık. Çünkü destekten çok köstek gördük bir dönem. Maalesef. Siyaset içerisine girince anlatabiliyor muyum? Sanata çok değmemesi her zaman en iyisi. Değmemesi lazım. Evet, sanatın daha bağımsız. Yani ben eskiden dinlerken en hoşuma giden şey olmaz. Yani. Siyaset olmaması aynen lazım. Ben duruşu eskilerin olur. Dinlerken en çok hoşuma giden şey o. Yani ya şöyle diyeyim, 70'lerin sonu bize hep Rıdvan Hoca şeydi anlatırdı. Herkes sağ sol kavgasında sokaklarda kavga ederken bir sağcısı solcusu birleşip tiyatro yapıp aynen 40 il geziyorduk. Yani doğru. Çok güzel demiş. Çok böyle nasıl diyeyim böyle keyifle dinliyorum bir anlattığında ve yaşamamız da işten bile değil yani. Yeter ki dört elle sarılalım. Ben Elazığ halkının da her türlü desteği vereceğine inanıyorum. Hı. Zaten ilgiyi gösteriyor. Bu çok dikkat görüyoruz edilmesi ya, bu gereken. Bu süreçte özellikle mesela şu başvuru sürecinde arayıp şey diyenler vardı. Ya biz bu afişi gördüm, kendimi hakikaten çok büyük bir şehirde yaşıyor olduğumu, büyük şehir hissini aldım. Yani böyle bir eğitim hakikaten olabiliyor mu Elazığ'da? Hani veya işte büyük şehirden buraya taşınmış, ya buraya gelirken ne yapacağım orada deyip bunu görünce ya çok şaşırdım ya. Elazığ'da böyle sinema, tiyatro var, mı? Var mıymış, değil bu mi? Kadar gelişmiş miymiş, eğitimler mi veriliyor? Mesela başvuranlarımız var. Tabii şu an mülakatta geçecekler diye bir garanti vermiyorum kendilerine ama telefonda bize böyle şeyler söyleyenler oldu. Yani bir aslında sanatın o entelektüelliği arttırması, o halkı belli, bilinci belli bir düzeye getirmesini biz herhalde en çok bir maden belgeseli çektiğimiz dönemde görmüştük. Biz belli bir yaşın üzerinde madenli kimle tanışsak müthiş bir diksiyon, müthiş bir şan kendini ifade etme. Tabii. En az bir enstrüman çalabiliyorlar. Hepsi çıkarıp. En az... Bir kez sahneye çıkmış. Ya yaşlı amcayla yani kimle konuşsak diyor ki ya ben keman çalıyorum istersen size çalayım. Çal abi. Şiir yazıyorum istersen size okuyayım. Ya dedim bu madem bir dönem neymiş? O özellikle o dönem oraya açılan sinemalar, müzikoller, tiyatrolar, o fabrikanın şaşalı döneminde. Evet. O şehrin insanını o kadar değiştirmiş ki yani böyle o belli bir yaşın üzerinde kimle konuşsanız özellikle bunlardan faydalanmış nesilden bahsediyorum. Kendinizi böyle çok bir entelektüel camianın içerisinde hissediyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. Ya. Biz belgesel çekerken biz Elazığ olmamıza rağmen biz bile şaşırdık ya, hatta, böyle miymiş hakikaten diye. Buradan selam söylemiş olalım kendisine de. Mustafa Keser'le röportaj yaptığımızda bize şunu demişti. Bizim sülalede sesi en kötü olan benim demişti. Herkesin müzik eğitimi var. Herkesin müzik eğitimi var çünkü. Yani öyle bir
yani nasıl diyeyim, sanatla iç içe herkes büyümüş. Sanatla hatta sporla da iç içe büyümüş insanlar. Çünkü ya dediğim gibi herkes şan dersi almış. Herkes en az bir kez sahneye çıkmış. Neredeyse herkesin sesi güzel. Neredeyse herkes en az bir enstrüman çalıyor. Ve en az bir spor dalıyla yarı profesyonel uğraşmış. Doğru. Yani çok önemli bir şey. Ya bu aslında halkın mutluluk düzeyini arttırması açısından, geri dönüşünü arttırmak açısından şimdi hepsi o günleri yad ediyorlar. Ya ne güzel günlerdi diyorlar. Birazcık aslında evet halkı mutlu etmenin yolu tabii ki ekonomiden, siyasal başka şeylerden geçiyor ama sanat çok büyük etmen. Yani eğer sizi doyurucu bir işle uğraşmıyorsanız, bir spor dalıyla, bir sanat dalıyla uğraşmıyorsanız işte eski bir laf vardır, ot gibi yaşamak. Ot gibi bir yaşam oluyor ve o insanları maalesef mutlu etmek çok zor oluyor. Halkın mutlu olması, halkın, vatandaşın bir şekilde olaylara daha güzel tepki vermesi isteniyorsa ya sanat şart, artık bir lüks değil. Ya bunu anlaşılması gerekiyor. Maalesef uzun zamandır sanat bizde bir lüks olarak gözüküyor. Evet. Ama bunun bir i̇şte zaruri ihtiyaç olduğunu anlatmak aslında gerekiyor. Aslında herkesin en doğal hakkı olması lazım. Evet, sanat? Bu bir zaruri bir ihtiyaç. Yani bu bir lüks değil. Maalesef bizde böyle bir lüks algısı oluştu. Sanat lüks bir şey algısı oluştu. Onu da kırmaya başlıyoruz. Dediğim gibi ya bize gelen dönüşler hep çok güzel. Hem öğrencilerimizden, hem ailelerinden, hem şu anda başvuranlardan, hem gelip bir oyunu izlemiş, bir belgeseli izlemiş herkesten. Bu geri dönüşler, biz şöyle hani kısa film çekerken her mahalleye gidiyoruz. Aksaray'a gitmiştik. Aksaray'da çekim yaparken mahalleli bir toplandı. Şimdi bizim çocuklar da biraz daha nasıl diyeyim, o bölgeyi çok bilmiyorlar. Acaba bir şey mi olacak dendi. Gelen bize sarıldı. Ya mahallemizde film mi çekiyorsunuz diye. Ya bütün mahalle, bir de Elazığ Belediyesi'nin adını duyuyor. Vay be belediye, bizim mahallemizde film mi çekiyor diye. Çok güzel. Ya bir mahalle, ya işte esnafın dükkanını kullanacağız. Gel abi benim dükkanımı kullan, tavla oynayacak kişi var. Hazır da değil mi? Aslında halk, kadar, halk olarak da hazırız. Ya, çok ciddi bir her yerde var. Çekim yaptık. Şu ana evet. kadar bir kişi bize abi ne yapıyorsunuz demedi. Koşup geliyorlar, abi ne yapıyorsunuz, biz bir şey yapabilir miyiz? İşte figüran oynattığımız oluyor vatandaşı. Ya işte bir kahvehanede bir sahne çekecek biz, oluyoruz. Ne kadar kahvehaneyi boşaltıyorlar. Şimdi hemen siz çekin diyorlar. Aç yani, halk aç. Dedik ya 60 kişilik kadro, herkes başrol değildi tabii ki. Aynen öyle. Figürasyon da vardı. O figürasyon, kahveden kimi tutsan o dönem. Ya evet. Gel işte sana rol vereceğiz dediğimizde canı gönülden geliyorlardı. Tabii. Hala o var. O açlığı görüyor. Hatta şöyle kamerayla gören var. Ya bize de rol yok mu diye direkt böyle sorabiliyorlar. Ya bize de bir şey oynatın deyip dalıyorlar. Ya şimdi ben İstanbul'da çalıştım. Orada tam tersi, böyle bir yere set kurarken bütün mahalleli bir yüzünü ekşitir. Tabi biraz da bıkma var onlarda. Bıtkınlık da var. Bir yüzünü ekşitirdi, böyle bize bir surat yapardı. İşte birinden bir yardım istesen yapmamak için kılı kırk yarardı. Zaten her mekan kiralar, şunlar bunlarla çalışıyor sadece. Burada öyle değil ya. Burada bir açlık var tam tersi. Ve şöyle diyeyim, hani hiç hoş karşılanmadığımız hiçbir yer olmadı. Yani bir tane şöyle bir hikaye anlatayım. Şu bize kötü davrandı diyebileceğim hiçbir şey yaşamadık. Ki dışarıda sürekli çekimlerimiz oluyor. Sürekli kısa filmler vesaireler çekiliyor. Hani hep böyle pozitif. Hangi dükkana isek abi dükkanını kullanabilir miyiz? Ya abi ne demek diyor. Değil biz mi? Nerede duralım, biz çıkalım mı? Vesaire vesaire. Dükkanını teslim ediyor. Evet öyle öyle. Yani şu ana kadar hep böyle. Bence halkta bunun bir açlığı var ve halk yani biraz hani bazı şeyler kendinizi değerli hissettirir ya. Doğru. Ya bunu gören herkes şey diyor ya, hani heveslendiriyor değil ya, mi? Ya tabii sizi. Ki tabii aynen öyle. Yılmaz, o insan hevesin mi kırılmış biraz o insanlar da şöyle acıktım farkındayım Yılmaz. Yok. Kokular da gelmeye başlayınca karşılık buldukça halktan ya bazen şey oluyor. Diyelim ki 7-8 saat boyunca sette çalışmış oluyoruz. İşte artık yorgunluk had safhaya ulaşıyor. İşte bir sokağa giriyoruz. Hemen işte oradan bir esnaf diyor ki ya gelin işte oturun bir hemen çay söyleyelim şey yapalım. Ya o güler yüz, o tatlı. Gönlünü açıyor değil mi? Hemen tekrar o enerji fulleniyor. Bataryayı şarj ediyoruz, devam halkın ediyoruz. Halkın da kendini değerli hissetmesi noktası şöyle. Ya şöyle düşünüyorlar. Hani ya Elazığ'da ya işte biz yaşıyoruz. Bu tarz şeyler bize çok geliyor diye düşünüyorlar. Ama böyle bir şey gördüklerinde ya biz değerliyiz. Yani biz bir şey oluyoruz. Biraz da bunda bu benim de tuzum olsun. Evet. Değil mi? Katkım olsun. Aynen, biraz da biz büyük şehiriz galiba. Biz büyüyoruz. Baksanıza ya, filmler falan geldi diye dönüşüyor. İşte zaten problem orada değil. Bu eleştiriler o iyi niyetli halktan gelmiyor. Aynen öyle. Çekemeyenlerden geliyor. Farklı çevrelerden evet. geliyor maalesef. Şimdi farklı bir boyuta geçmek istiyorum. Sacın bir ayağı da mekan.
Aynen. Yani her şey var. Eğitmeni de konuştuk. Bu eğitimleri alabilecekleri gençlerimizin ya da öğrencilerin yeterli mi? Eğitim alacakları sahne olur, sınıf olur. Yoksa farklı düşünceler var mı? Mesela Sanat Akademisi adı altında bir bina düşünülebilir mi? Şu anda belediyemiz yani bu konuda ya şöyle, şu anki aslında, var mı? Ben merak şu anki mekanımız aslında güzel. Hem sınıfımız var, hem sahnemiz var. Ama yeterli gelecek mi? Yarın bir noktadan inşallah. Sonra iş büyüdükçe evet. Bununla ilgili aslında aklımızda bir şeyler var. Şu an tam netleşilmediği için. Biraz da Fırat Kalkınma Ajansı'na buradan hem biraz da yük de yüklemiş olalım. Çünkü kendi sözleri. Evet. Yani Fırat Kalkınma Ajansı'nın sözle ilgili belediye ile birlikte istiyorum. Yani katkısını öğrenmek aslında istiyorum. Aslında projenin kurulum ortaklarından biri. Kurulum belediye ile birlikte yaptılar. Değil mi? Belediye ortak proje. Evet. Şu anda da Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ Belediyesi işbirliğinde, Elazığ Belediyesi'nin yürütücülüğünde başladı proje. Şu an belki başta konuşmamız gereken şeyi şimdiye bıraktık ama. Şu an tamamen Elazığ Belediyesi himayesinde devam ettiriyor. Evet. Kuruluş aşamasında kendilerinin bir faydası olmuş Fırat ama Kalkınma bu süreçte de dışarıdan destek vereceğini, desteğe devam edeceğini bize söyledi. Er Fırsat'ta onlar da hani onlara da teşekkür ediyorum ben ajansı. Onlar da sağ olsunlar hani belediyeyi belediyenin bu konudaki devam ettirme isteğini onlar da yapıyor ve ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Çok ciddi şekilde destekliyor yani. O vizyonun ortağı olmak istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Karşılığı var ajansta. Yani çünkü sadece burada değil, biz Malatya'ya da gittik, projeyle birlikte gittik. Merkez Malatya halkının, Kalkınma Ajansı'nın merkezi. Bir ara buraya taşınmıştı bu deprem sürecini de zannediyorum. Ya o bina hasar görünce arkadaşlar buraya gelmişti. Şimdi biraz daha normalleşiyor. Şöyle özellikle Malatya halkından işte oradan gel git yapacaklar olacak. Bu yıl mülakatlara yazılanlar oldu. Tam mülakattan olur bilemiyorum ama çünkü sadece ikimizin kararı değil, bütün hocaların kararıyla mülakattan geçecekler. Bu noktada Malatya'da özellikle şeyi gördük. Ya bir kıskançlık. Niye Elazığ'a yapıldı ya? Bunlar neden böyle keşke diye. Keşke bizim buraya gelsin. Keşke bizim burada da olsa. Onlar bizimce. Yok, güzel bir kıskançlık aslında. Bize de bir şeyler gelip yapılsa. Sende de o potansiyeli görüyorum Malatya'ya karşı. Yok ya. Ha, seviyorum. Malatya'daki potansiyel de hoşumuza gitti. Şimdi, yani aslında oradaki halkın ilgisi çok hoşumuza gitti diye söylüyorum. Ya bu konuda şimdi ben bir şeyler söylemek istiyorum. Biz yıllarca, daha önce geldiğinizde de konuşmuştuk bunu zannediyorum. Malatya'ya hep taşıdık. Yani tiyatro adına. Evet. Çok değerli oyuncular çıkarmıştır Malatya. Ama ön plana koymamıştır kültürü ve sanatı. Şehir olarak. Biraz Elazığ burada bireysel biraz başarılarını üst platformlarda. İstanbul'da mesela kendini gösteren oyuncularım var. Çok değerli Kenan Işık gibi değil mi? Büyük Kemal acaba. Sunal gibi, tabii, İlyas tabii. Salman gibi. Büyük oyuncular çıkarmış o şehirde. Ama şehir bazında hep kısır kalmış. Öyle. Biz mesela o tiyatroyu yoğun yaşadığımız dönemlerde bıraktım demiyorum, bırakamayız. Bir tiyatrocunun bırakması mümkün o değil. Ömürlük bir iş. Biz tüm oyunlarımızı mesela Malatya'da da sergilemiştik. Yine aynı şeyleri yaşayacağız zannediyorum. İnşallah. Bu Sanat Akademisi'nin oyunlarıyla. Ama orada da artık o potansiyel var. Var var. Gençler halkın istiyorlar. Müthiş isteği var. Yok, biz oradayken müthiş istek gördük. Bak işte ya, buraya müracaat ediyorlar. Ya gelip gitmeyi kabul edenler var. Biz ders günleri gelir gideriz. Neden olmaz? Şimdi mülakatta tabii konuşulacak bunlar. Belki de Malatya'dan gelip giden öğrencilerimiz olacak. Çok güzel. Fırat Kalkınma Ajansı muhtemelen Elazığ Belediyesi'nin biraz da vizyonuna güvenip tabii ki Elazığ'da yaptı bu projeyi. Bizim zaten projemizin aslında çıkış noktalarından biri de öncü bir proje olmasıydı. Evet. İnşallah hani belli bir noktaya gelirse diğer kurumlar da kendi şehirlerinde bunun benzerlerini, farklarını yapmalarıydı. Belki üniversiteler, belki yine belediyeler. Evet. Biraz daha hani burada bir örnek olma aşamamız var. Tabii ulusala bu yıl daha çok çalışacağımız için geçen yıl biraz daha yerel kaldık. Biraz da depremin etkisiyle. Biraz daha ulusala işler yapmaya başlayınca tahmin ediyorum işte Malatyalılarda veya işte Bingöllülerde veya bu bölgedeki başka şehirlerde bunun benzeri işler yapmaya başlayacaklardır. Zaten bazı işte İç Anadolu'dan hatta üniversitelerden ya bize bu modeli bir anlatın bakalım biz ne yapabiliriz diye teklifler gelmeye başladı. Gidip taklitçilerimiz büyük ihtimalle olacaktır. Ama güzel taklitler ya bunlar. Ya taklit de değil ki yapsınlar. Yapsınlar. Yani zaten tabii. Amacımız bu bölgeyi canlandırmak. Hatta işbirliği yapalım. Yani ne kadar çok bölgede, gelen yardım yapmak istiyoruz. Ne kadar çok bölgede yaygınlaşırsa aslında hem kültür sanatla
insanların sosyalleşmesi, hem sektöre olan ilgilerini bir eğitimle pekiştirmeleri, hem de işte az önce de dediğimiz gibi iletişim fakültelerinde eksik kalan uygulama yönlerini bulabilecekleri bir imkan sağlıyor. Evet. Ve aynı zamanda da şöyle bir durum var. Ya sanatı ülkeye ne kadar çok yayarsak, sanatla ilgili eğitimleri, sanatla ilgili uygulamaları ülkeye ne kadar çok yayarsak faydasını görürüz. Yani fırsat eşitliği de sanattan uzak kalmak gerçekten insanların birçok konuda bakış açısını da değiştiriyor. Karakterlerine de olumsuz yansıyor. Yani biz burada ya bir kez daha Şahin Başkan'a teşekkür edelim. Ya önce bir proje oldu. İlkleri gerçekleştiren bir proje oldu ve inşallah önümüzdeki süreçte çok ciddi örnek alınacak ve yayılacak. Bu eğitimde fırsat eşitliği gibi sanat eğitiminde de fırsat eşitliğini bütün Türkiye'ye yayacak bir bölgeye getirmek aslında. Projeye çünkü öncülük etti. Ya bu işi yapmak istediğimizde senarist olduğumuzda şimdi batıya gitmek zorundaydık. Farklı bir şeye geçmek istiyorum. Abi hiçbir şey gökten zembille gelmiyor. Evet. Bu işin bir de maddi yeri var. Aynen. Doğru mu? Tabii ki. Bu konuda finans sadece belediyemiz tarafından mı karşılanıyor? Kuruluş aşamasında ajans da vardı. Ajans ama şu anda ama, evet, belediye devam ettiriyor. Yani elbette ki belediyenin de imkanları bir yere kadar. Çünkü birçok alanda hizmet veriyor belediyemiz, değil mi? Evet, aynen. Şehir depremden çıkmış bir şehir, değil mi? Birçok gideri olan bir. Bu projeye mesela hep Türk ülkemizde rastlamışızdır. Kültür, sanat, evet siz bir durun. Değil mi? Hele siz bir durun. Denmiştir. Maalesef kültür, evet, sanat ve eğitim ilk askıya yani alınan biz şeyler. Biz bizeyiz konuşalım abi, yabancı öyle yok. Öyle. Taş çatlasın, şehir dışındakilerle 1 milyon Elazığlıyız. Ha, konuşalım. Öyle abi mi? Var mı böyle bir kısıtlama? Yoksa mevcut tam bir destek mi var? Mevcut planlarımızı yerine getirecek. Yanlış anlamayın yani, bu konuşacağız. Mevcut planlarımızı yerine getirecek destek var. Nasıl konuşmamız? Yok yok, bu destek var. Yani şu anda mevcut planlarımızı yerine getirecek desteğimiz var. Tabii iş büyüdükçe farklı kaynaklara ihtiyacımız olacak. Bu mesela kaynaklar... sponsor desteği gerekiyor. Ya şu ilk etapta yok şu anda belediyeyle ama tabii ki zaman içerisinde olacaktır. Çünkü iş büyütmeyi düşünüyoruz. Daha büyük ulusal çapta, belki uluslararası çaplara ulaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah. Tabii büyüdükçe bu işin bir ihtiyaç belediyenin belki de ortak yapabileceği şeylere gidebilecektir. Ben bu ödenekleri belediyemizin keseceğini düşünmüyorum. Yani şu an belediyemiz dediğim gibi Şahin Başkanımız olsun, Nazik Başkanımız olsun. Yani bu konuda gelişmeleri gördükçe daha desteklecekler, hiç şüphem yok. Aynen. Ama hani derler ya, bir söz vardı, selavet bu yete bağlı. Aynen. Ya bir noktadan sonra zaten ulusal mecralarda, ulusal platformlarda yayınlanacak işler ürettikçe bütün masrafları, o çekim vesaire masraflarını onlar karşılamaya başlayacaktır zaten. Evet. Bizim yani buranın biz aslında bir yük olmaktan ziyade yük almayı kendi gücünü, kendi ayakları üzerinde duran bir zaten model oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda da hani dediğim gibi tabii ki belediyenin desteğiyle başlayan ama bir noktadan sonra o kendi ayakları üzerinde tutan, hatta kendini büyüten, kendini geliştiren, daha sonraki noktaya kendi öz kaynaklarıyla devam ettirebilecek bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Bu model için de yine belediyemiz ön ayak oldu. Çok büyük adımlar attık. Hani şöyle, İnşallah sadece, böyle de devam ediyoruz. Sanat eğitiminde fırsat eşitliği sadece bu tip projeyi Türkiye'de ilk yapmak değil, aynı zamanda kendi öz kaynağıyla, kendi kaynağını kendi aynen üreten biraz amacımız bir proje bu. Buraya evirmek zaten. Aslında bir ilk. Yani belediyeye ya nasıl diyeyim, bir tiyatro veya klasik şu andaki belediyelerin kurduğu şehir tiyatroları veya benzeri şeyler belediyeye sadece yıllık belli bir külfet getiren. Çünkü belediyeler oyunları ücretsiz de yapıyor. Sadece belli bir maddi yük getiren işler oluyor. Elbette ki bunun bir karşılığı var. Ama biz bununla da sınırlı kalmasın, belediyeye hiçbir maddi yük de getirmeden kendi kendini idare devam edebilsin etsin. Biz istiyoruz. Zaten bunu ilk bu Avrupa da Birliği bir proje projesi olarak düşündüğümüz için onların da en büyük şartı sürdürülebilirliktir. Yani tamam, sen kendini 8 yıl içinde eğer
kendi kendine sürdüremiyorsan hala bir devlet desteğine, Avrupa Birliği desteğine ihtiyacın varsa o projeyi zaten onaylamazlar. Çok sana 8 yıl verirler. 8 yıl sonra sen bunu artık sonsuza kadar kendi kendine devam ettirebilecek ya, ve büyütecek versiyonu isterler. Ama olan da olmasın. Zaten biz de oluştururken hep o kalemden oluşturduk. Hep iteleyerek bir şeye bir yere gidilmez. Tabii ki, tabii yani şöyle yani arabanın bir yerden sonra ikinci viteste çalışması lazım. Aynen, bizim aslında kamu kurumlarının biraz yaptığı hata bu olmuş yani tüm Türkiye'de genel olarak baktığımızda. Günü kurtarmak. Ya bir projeyi yapmışlar, işte evet, belli bir parayla desteklemişler. Birkaç yılda desteklemişler ama bakmışlar ki artık bu destek bizim boyumuzu aşmaya başladı. Bitirmekte bulmuşlar çareyi. Ya bunu nasıl sürdürebiliriz hiç düşünmemişler. Biz zaten en başında bunu nasıl sürdürebiliriz mantığından yola çıktığımız için inşallah bu projede belediyemize hiçbir yük getirmeden bir süre sonra kendi kendini yürütebilecek hale gelecek. Zaten hedefimiz bu. Şöyle eğer gelmezse başarısız olmuşuz demektir. Yani bu da işin başka bir yönü. Kendimize başarı tabii kriteri olarak koyduğumuz şeylerden biri de bu. Hani kendi gücüyle, kendi yağında kavrulmuyorsa o zaman bu iş çok da başarılı değildir. Farklı bir şey denemek gerekiyor demektir. Biz ya bu vizyonla zaten insanları gelen eğitmenlerden de bahsettik. O eğitmenleri de zaten bu vizyonla ikna edebildik. Eyvallah. Burası öyle bir yere gelecek ki ben bu işin içinde olmalıyım dediler. Diyen de başkaçılar var. Evet, hiç sıkıntı yok. Ya, ya sana takılma, hiç adam üstünü almıyor ya. Ya şöyle bir şey var. Hatta ben gelecek hocalarımızı biraz da övmüş olayım bu noktada. Maddi olarak da ciddi fedakarlık yaparak geliyorlar. Yani ilk etapta bu bizim istediğimiz hedeflere ulaşana kadar aslında şu anda piyasada kazandıklarının yarısına belki de daha aşağısına Elazığ'da çalışıyorlar. Çünkü bu projeye, bu projenin vizyonuna ve bu projenin kalitesine çok inanıyorlar ve çok kurucu ortağı olmak istiyorlar. Yani ben de bu işin kurulunda yani vardım. Türkiye'de ilk olan bir proje var ve ben bunun içinde olmalıyım. Bu bana paradan, maddiyattan daha önemli katkılar sağlayacak bu düşünceyle gelen başta hocalarımız. Başta bahsettiğim yani, o bu özveri de önemli. Nitelik olay oydu aslında. Yani bir şekilde burası bir prestij sağlamıyorsa, şimdi biz buradan yetiştirdiğimiz öğrenciler bahsettik ama işte yerel kanallara, ajanslara, işte konservatuarlara, farklı bölümlere birçok yere istihdam edildi. Evet. Kendi tiyatrosunu kuran, kendi reklam oluşumunu yapmaya reklam çalışan, ajansı olan kendi var. Ajansını kendi yapan. Ajansını yani bir şekilde istihdama müthiş bir katkısı bulundu. Bir noktadan sonra şunu da istiyoruz. Hani prestijli bir üniversiteden gelen bir öğrenci nasıl piyasada kapılırsa, Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi'nden yetişmişse bu öğrenci bir şeyler biliyordur denilip piyasada rahatlıkla iş bulabilmesi. Tabii burada yetiştirdiğimiz öğrenci bir kez gittiğinde bunu belli edecek. Sanat Akademisi'nden gelen öğrenci iyiydi, İkincisini de alalıma dönecek. Biraz hedefimiz o. Yani referans proje olsun. Yani bir öğrenci Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi'nden geliyorum dediğinde sektör ona kapıyı açabilsin çok büyük bir güvenle. Evet, Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi'nden geliyorsa, hani örnek olarak nitelendirmek gerekirse Türkiye'de özel akademiler alanında ilktir. Başkent İletişim Akademisi vardır. Başkent İletişim Akademisi'nde çok ciddi ücretler öderler, eğitimleri alırlar ve referanstır. Yani bir televizyona, bir sinema setine başvurduğunuzda insanlar derler, evet Başkent İletişim Akademisi'nden yetişmiş bu arkadaş. Bu arkadaşı geri çevirmeyelim, bu arkadaşta iş vardır derler. Aynen öyle olmak istiyoruz. Bir referans isim prestijini yakalamak gelmek istiyoruz. Bunun da yolu önemli. Tabii ki büyümemiz, ulusalda kendimizi tanıtmamız, bir yerlere getirmemiz. Evet. Öğrencileri doğru şekilde yetiştirmemiz. Şu an aslında bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bahsettiğiniz gibi de gerçekten destek şu an çok iyi. Hedeflerimize ilk bu bahsettiğim kısa vadeli hedeflerimizi hayata geçirebilecek bir desteğimiz var. Bu destek çerçevesinde de ilerliyoruz. Evet inşallah. Abi yemek saati geldi. Dur. Biraz dinlenin ya. Şöyle alacağım. Kusura bakma. Bazen unutuyorum yemeği. Sohbet bu böyle güzel olunca ben de dalıyorum. Sohbet akıcı olunca değil mi? Unutuluyor. Sizin genelde sanat alanında konuklarınız olunca biraz daha böyle evet, keyifle oluyor. İster istemez muhtemelen. Gönlünüz kayıyor. İzliyoruz. İnşallah zaten birazcık bizim burada şey amacımız da var. Elazığ'da özellikle sanatla uğraşan
insanların hani bir araya gelebileceği, birlikte de bir şeyler yapabileceğimiz bir platform oluşturmak. Evet. Özellikle bu iş dizilere vesaire evrildiğinde. Vallahi inşallah güzel olacak. Tüm ekipleri birlikte bir şeyler yapmak. Evet. Şu an bunun çabasındayız. Biz geçen dönem ilk başladığımızda arkadaşlara şunu da dedik. Ben büyük bir hevesle bekliyorum. Evet. Yani sadece şey gibi düşünmeyin dedik. İşin profesyonel kısmı elbette olacak ama biz şunu da istiyoruz ya. İşte eğitimler bitti diyelim ki bir ay ara verdik. O arada siz kendi arkadaş grubunuzla hemen bir araya gelip ya bir oyunu da biz çıkaralım diyebilin yani. Hani bunu hemen örgütlenip kendi aranızda ya dur. Oyununuzu çıkarabilin. Yani bu seviyeye gelmelerini istiyoruz gerçekten. İnşallah. Yılmaz artık tadına bakalım. Ha, bakalım. Hemen bakalım. Ben iyi olduğunda abi bıçak da vereyim ya. Unuturum bazen. Bak kötüyse söyleyin ne olur. Hocam yani ben şunu söyleyeyim, ben söylerim ya. Söyle abi. Söyle Yılmaz. Bak söyle abi. Yani... Siz söyleyin ki ben de sizin projeniz kötü olduğunda söyleyeyim hadi. Söyleyemez yani. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş mu gerçekten? Ben parçaladım çok güzel olmuş. Hangisi? Dolmadan aldım. Yedin mi? Daha onu yemedim. Dolmadan aldım. Dolma, o zaten onların şüphem yok. Dolmayı merak ediyorum. Dolma çok iyi olmuş. Vallahi. Ki ben çok dolma fanatiği değilimdir. Ama çok iyiydi. Bakacağız abi. Bazen sitem ettiği bile olmuştur yani ya dolma mı var yine falan. Ha evet. Bazen sitem ettiği bile olmuştur yine mi dolma var. Hadi canım. Ama yok çok hoşuma gitti. Bir de bu koşturmacıda bizle sohbet ederken ya belki de sohbet de bir şeyler kattı. İşte ben buyum abi bak. Şimdi bak çok ben buyum. De tadınca güzel olmuş mu? Çok iyi olmuş. Yılmaz. Hocam gayet güzel. Değil mi? Çok iyi olmuş ya. Gerçekten çok beğendin iyi. Beğendin yani. Sanatın işin içine girdiği gerçekten çok belli. Belli ya. Aşkla yapıyorum abi. O aşk belli. Kendini sanat diyor. Aşkıyla. O aşk yani kendini belli. Bak, sohbet yansıdı oraya. Aynen öyle değil olmuş mi? Vallahi. Ya içinde tiyatro da var hocam şu anda. Harput da var. Cacığa baktınız mı? Ona da hemen bakacağım. Şunu da yiyeyim. Ellerinize sağlık. Biz ilk geziyoruz. Hep genelde ilk bölümün konuyduk. Değil mi? Keşke hep ikinci bölümün konu olsaymışız. Laf çarpıyor şu anda. İstemiyor. Aslında biraz şöyle, herhalde bizim hep full bütün programı şey yapmamız lazım. Bütün bundan sonra, bundan sonra abi ben sizi ikinci bölüm alayım. Tamam yani öyle iki bölüm alacağız. Yok siz şey demişsiniz. Gerçekten enfes olmuş. Değil mi? Enfes olmuş. Güzel olmuş değil mi? Eyvallah. Çok güzel. Siz şey demiştiniz ya ben genelde sanatçılar ilk bölümü alıyorum. Tabii sanatçılar aşılabilirler. Aşılar anlarlar öyle demiştiniz geçen. Harikasın. Kolay gelsin Milat Bey. Etli biber dolması yapıyorsun demiş. Biberler harika görünüyor. Nusret Taş şefim. Buradan da selamlarımı gönderiyorum. Çok mahir, çok yetenekli bir şeftir. Nusret kardeşim var. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Zaman zaman beni kırmaz gelir. Burada yemeklerini de yapar. Dünya mutfağında. Harika. Ellerine sağlık derim hep. Yine aynı şekilde söylüyorum. Vallahi beğendiler Nusret'im. Çok iyi. Evet. Gayet iyi. Abi dolma yerken her babayit yapamaz. Aynen öyle. Tiyatroya, yani, sinemaya her babayit yapamayacağı gibi. Hem kısa sürede yaptınız hocam. Ha? Hem kısa sürede yaptınız. Değil mi? Hem sohbet iyi. Esnasında yani, yaptınız. Yani canlı canlı gördünüz değil mi? Evet. Aynen. Tezgah altından çıkarmadım yani bir şeyi. Çok iyi olmuş. Değil mi? Eyvallah. Şimdi evet. Efendim ben bir de çok değerli, kendisi gelemedi ama çok kıymetli belediye başkanım, yardımcımız Nazif Bilginoğlu başkanımın. Çok naif bir insan. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu arada kendisine. Küçük bir hediyesi, küçük değil benim için çok değerli. Şöyle bir hediyesi bize ulaştı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum, göstermek de istiyorum. Efendim böyle bir program, bu davet ettiğim için kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorum? Bu bizim vazifemiz. Hı. Ama başkanımın, değerli Nazif Bey'in bu naif hediyesi için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Kendi inceliğini gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet. Şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar. Son olarak neler söylemek isteriz akademimiz hakkında? Geçen programlarda hep böyle katılmak isteyenler mesaj atıyordu. Bu sefer yok mu acaba? Vallahi bizim bu aralar size çok bu bölgede belki. Bir internette sıkıntı var. Ha, internette. Şimdi genelde nasıl oluyor biliyor musun Yılmaz? Şimdi biz program bitiyoruz. Aradan bir yarım saat, bir saat geçiyor. 30-40 tane mesaj dökülüyor. Yani bu bir haftadır böyle zannediyorum hatlardaki bir problemden. Ben o yüzden sürekli böyle kontrol ediyorum. Ta programın başında zaten Nusret atmış. 16.04'te bak program başladıktan 4 dakika sonra atmış. Daha yeni düştü. Yani bu bir haftadır bunu yaşıyoruz. Sağlık olsun. Buradan bu aralar bütün oluyor, mesajları, evet. Bütün takdirleri de
arkadaşlarım, kardeşlerim adına kabul ediyoruz, belediyemiz adına. Bir eleştiriniz varsa ben sonradan yarın cevaplarım onlara. Yarın. Diyor bu abi sayfayı bir çeviremiyoruz. Bizim adımıza cevaplarsınız. Şimdi çok güzel. Ulvi bir olaya 2 yıldır değil mi giriştiniz? Evet, 2 yıla yaklaştık. Ben şunu merak ediyorum. Yıldığınız nokta oldu mu İbrahim? Ya özellikle Yılmaz. Deprem yani sonrası bizi, tabii ki. Ya bu şehirde bir şey yapılmaz dediğiniz ya noktaya geldiniz. Öyle de seçiciler var, evet, belediyemiz, ajansımız. Ama bazen de körü körüne az önce konuştuğumuz gibi eleştirmenler var, eleştirenler var. Yani dibini boş olarak eleştirenler var. Yapıcı değil, yıkıcı. Maalesef. Ya orada şöyle. Bunlar sizi üzüyor mu? Şöyle bir fark var. Biz muhakkak normalde o tip eleştirileri aslında hiç ciddiye almayız. Ama belediye hassas bu noktalarda. Hani herkes ikna olsun istiyor. Onları da ikna edecek şekilde bu duyuruları yapalım istiyor. Hani evet. Hatta biz şöyle bir çağrıda da bulunmuştuk o dönem. Ya buyurun gelin hep beraber siz de bir bakın. Hani biz burada ne yapıyoruz? Biz gerçekten burada amaçsız. Herkesin kapımız açık değil mi? Tabii aynen ki. Yani biz amaçsız, biz işte böyle nasıl diyeyim bizim tabirle boş işlerle uğraşıyorsak gelin ondan sonra eleştirin. Hani gelin görün bizimle birlikte bir gün iki gün geçirin. Sonra deyin ki evet gerçekten de bu çok işe yaramayacak bir proje ve ben gittim gördüm yine de eleştiriyorum diyorsa biz bunu kabul ederiz. Ama yani hiç bilgisi olmadan, gelmeden, görmeden, ne yapıldığını bilmeden yapılan eleştiri tabii ki sıkıntılı. Ve aslında bahsettiğiniz hani, o yapıcı eleştiri şöyle evet gelip görse belki de bizim eksiğimiz de olabilir. Belki de tamamlamamız gereken bir şey de olabilir. Bu tarz bir eleştiri çok güzel olur aslında. Hatta biz biraz o yüzden davet ediyoruz. Tabii ki bu bizi geliştirir. Ben de aynı şeyi hep söylerim. Bizi geliştirir yani. Program adına da tiyatro yaptığım dönemde de. Ben eleştiririm abi. Eleştirdikçe gelişiriz. Olmadan gelişemeyiz zaten. Mümkün mü ya? Biz birçok şeyi bu yıl revize etme sebebimiz bu oldu aslında. Bir yıldır ya şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu. Böyle olsa tabii ki her eleştiri yapıcı olmuyor ama biz için de aa evet bak bunu biz niye düşünmedik? Aa, nasıl evet, bu çok iyi deyip bu yıla mesela birçok şeyi revize ederek başlangıcı. Mesela bir fikir de mesela Orkut'u muhteşem aslında onu yakaladım değil hemen. Tabii. Onu nasıl yapabiliriz diye. Yani pırıltıyı yakaladım. Kurarken de çok yani fazla kişiye danışmıştık. Özellikle yenilerken de yaşadığımız, karşılaştığımız problemleri anlatarak yine birçok kişiye danıştık. Küçük tabureler abi etrafta o alanda. Muhteşem olur. Tabii ki. Herkes seyirci her taraftan her taraf. Orta aç çünkü. Orta muhteşem olur. Yazın. Onu yapalım. Vallahi tamam. Aynen. Ama siz de. Başımla. Ben her zaman görev hazırım. Tamamdır. Abi. Hiçbir beklentim olmadan yanlış anlamayın. Bak bunu samimiyetimle bizim söylüyorum. Bizim sizden beklentimiz yok da. Sizden bizden yoksa artık yapacak bir şey. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bugün Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi'nden İbrahim Polat kardeşim ve Mehmet Yılmaz Atilla kardeşim bizlerle birlikte oldular. Projelerini anlattılar. Belediyemizin uzun vadede güzel şeyler yapacağını, yaptığını ve yapmak istediğini bahsettiler. Ben de bu şehrin insanı olarak, bu belediyenin çatısı altında yaşayan bir vatandaş olarak inanın göğsüm kabardı ve gurur duydum sizlerle. İnşallah güzel şeylere imza atacaksınız. Destekçiniz bol olsun. Teşekkür. Hani o Hristiyanlar da der ya şeyiniz bol olsun. Ben de destekçimiz bol olsun. Bu şehri hak ettiği yerlere getirmek adına o taşın altına hepimiz elimizi sokalım abi. Aynen öyle. İnşallah. Yapıcı olalım abi. Yıkıcı değil. Bu şehir hepimizin. Başka Elazığ var mı? Yok. Gelin hep beraber bu şehre A partisi, B partisi değil. Elazığ Belediyesi olarak bakalım. Ve destekçisi olalım. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ederiz hocam. Onurlandırdınız bizi. Biz onurduk hocam. İzleyicimi ve beni. Çok teşekkür ediyorum. Efendim her ne kadar değerli başkanımız Nazip Bey, Nazip Bilginoğlu gelemedi işlerin yoğunluğundan. Kendisine de temsilen kardeşlerimle burada sohbet edebildik. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. O da çok yoğun çalışıyor. Sadece akademi değil işi tabii ki. Tamam. Birçok kalemde kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan hediyesi için, o kibar davranışı için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Haftaya güzel başladık. Yarın birbirinden değerli konuklar ve elimden geldiğince güzel lezzetlerle burada olacağım. Hoşça kalın.